Evet, Haftaya Bakış izleyicileri, bir kez daha programımıza hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi çok önemli ve çok kıymetli bir konumuz var. Yıllardır dostluğundan hiçbir zaman şüphe etmediğim, efendileri dürüstlüğü ve akademik hayatından dolayı da her zaman takdir ettiğim çok sevgili bir dostum, çok sevgili bir abim, çok sevgili bir hocam. Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadık Ülker şu an konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim övgü dolu sözleriniz için. Gerçekleri konuşmak her zaman yeğlediğimiz konulardandır. Hocam nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok sağ olasınız. Sizi siyaset noktasında da takip ettik. Halkın Partisi'nde Lefke'de milletvekili adayıydınız. Girne'de. Girne'de adaydım. Girne'de. Çok özür dilerim. Rica ederim. Ve şunu söyledim arkadaşlara. İşte siyaset noktasında akademik ünvanından da ziyade efendiliği, duruşu, aile yaşantısı, hayata karşı o pozitif bakışıyla da işte siyasette de bu tarz insan olması gerektiğini de söyledim ve Allah'a şükrettim, dedim ki keşke, dedim, Sadık Hoca gibi birçok kişi de diğer partilerde de olsaydı en azından. Vardı muhakkak birkaç arkadaşımız da, onları da takip ettiğim diğer partilerde, ama bu sayıların çoğalması gerekiyor işte ki meclisteki yaşanan o bazı olayların olmaması için herkesin birbirine saygı sevgi çerçevesinde yaklaşması, bir iki sevgili gibi, bir baba oğul ilişkisi, anne kız ilişkisi, iki yakın dost ilişkisi nasıl değerlendirilirse, yani samimi noktada meclis kürsülerinde veya siyasette halka karşı bir şeyler yapılması gerekiyor. İkinci program şeyimizde, süremizde isterseniz sonuna doğru siyaseti konuşurken, ilk önce ben sizi akademik hayatınızda tanıyorum. Daha önce başka bir üniversitede rektörlükte yaptınız. Çok önemli bir deneyiminiz oldu. Şu an Lefke Avrupa Üniversitesi dediğimiz o adanın aslında yıldızı, parlayan yıldızı. Biz dernek olarak yurt dışına çok gittiğimizde de, ülkeleri gezdiğimizde insanların konu geçtiği zaman Lefke Avrupa Üniversitesi'ni sormaları aslında hoşumuza gidiyor. Hem tanınan bir marka olması, hem sizin gibi çok değerli kıymetli hocaların orada bu markanın daha da genişlemesi noktasında çaba sarf etmesi. Tabii ki Mehmet Ali Yükselen Beyefendi'nin ekibi onlarla beraber yürümeleri çok hoş. İlk önce Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bu büyüme aşamasındaki yaşadığınız sıkıntılar var mı? Zorluklarınız var mı? Burada Mehmet Ali Yükselen Beyefendi özellikle ben çok takdir ediyorum. Her gittiği yere muhakkak bir sihirli DNA var, sanki güzelleştiriyor. Onunla çalışmak nasıl? Lefke'de hayat nasıl devam ediyor? Öğrenci yaşantısı, çünkü gerçekten büyüyen, kabuğuna sığmayan bir üniversite haline geldi. Sınırları sürekli zorluyorsunuz. Her gün yeni inşaatlar, yeni bölümler, yeni fakülteler, yeni öğrenciler geliyor. Biraz Lefke Avrupa Üniversitesi'ni bahseder misiniz? Esasında çok güzel ifade ettiniz. Orada esasında en önemli şeyin, farklılığın, ben biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi rektörü olduğunu, Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu bir kişinin işi değildir. Yani bir kişinin yapabileceği bir yapı değildir. Fakat bir kurumu iyi yapmak için ekibinizle birlikte çok iyi bir şekilde çalışmanız, sorunları doğru tespit etmeniz ve onların üzerine gitmeniz gerekiyor. Benim çok beğendiğim bir şey vardır, o da şudur: hiçbir zaman hiçbir gerçek işi yaparken böyle yolunuza güller sermezler. Her zaman muhakkak önünüzde birçok sıkıntı vardır ve olacaktır. Önemli olan o sıkıntıları doğru teşhis edip üzerine gitmektir diye düşünüyorum. Sayın Rektör, doğru insanlarla tabii, o çok kritik bir şeydir, çünkü teşhis de koyarsınız, yanlış insan koyarsınız, yine o ilerlemeyi sağlayamazsınız. Dolayısıyla yapılması gereken tek şey, esasında herhangi bir, esasında bu ufak tefek sorunlar için de öyledir, sorunu doğru teşhis edip doğru kişilerle ya da doğru müdahalelerle bunu geliştirmemiz gerekir. Lefke'de de sanırım o oldu. Lefke, çünkü açıkçası ben üniversite sektöründe yaklaşık 2002'den beri üniversitelerin içerisindeyim ve 2003'ten beridir de bir şekilde, aktif bir şekilde yöneticilik de yapıyorum. Dolayısıyla büyük bir gözlemim vardır esasında, neler yapılıyor, neler bitiyor diye, ve ada içerisinde sadece bir iki üniversitede de değil. Büyük zorluklardan da geçti. Hatta belli şekillerde kapanma noktasına geldiğini hatırlıyoruz. Belli yıllarda
üniversiteye yaklaşık 300 öğrencinin Türkiye'den yerleştiğini hatırlıyorum ben bir yıl ki ben o zaman işte bir başka üniversitedeydim, şu yorumu yaptım. Lefke birkaç yıl daha bunu yaparsa maalesef kapanma noktasına kadar gidebilir. İşte orada bazı doğru tespitlerle ve doğru müdahaleler ile tam tersi bir şey oldu ve 5 yıl içerisinde yaklaşık 3000'den bu rakamın 11.000'lere geldiğini görüyoruz. Burada muazzam tabii ki büyük bir çalışma var. Hiçbir kolaylık yok. Fakat bunun yanında doğru yerlerde doğru atılımlar, doğru bölümlerin açılması, doğru uluslararası ülkelere gidilmesi ile bu artış sağlandı. Fakat bunun yanında her zaman konuştuğumuz bir şey vardır. Yani üniversitelerde sadece sayıya bakmamak lazım. Yani sayısal bir gelişim o çok önemlidir, doğrudur. Çünkü neticede oraya canlılık veren, hatta şu anda Lefke'ye en büyük canlılık veren şey ben üniversite olduğunu, gemi konağında olan üniversite olduğunu düşünüyorum. Oradaki esnaf çok memnun mesela. Esasında ki Lefke halkı biraz kapalı bir halktır. Yani Lefke dışını çok sevmez demeyeyim çünkü yanlış bir şey olur. Çok kolay benimseyemez. Fakat şu anda orada 80 değişik ülkeden öğrencinin olduğu, Türkiye'nin hemen her ilinden öğrencinin olduğu muazzam bir kaynaşma var. Hocalarının birçoğu Lefkoşa'dan, Girne'den, Mausa'dan gelenler dahi vardır. Ve severek gidiyorlar da. Ve severek gidiyoruz. Ya, doğrudur çünkü düşündüğünüzde mesela ben Alsancak'ta kalıyorum ama her gün yaklaşık bir saat git bir saat gel, her gün yaklaşık iki saatimi yolda harcıyorum ama severek gidiyorum oraya. Neden? Çünkü bir şeyler yaptığımızı görüyoruz, bir şeyler ürettiğimizi görüyoruz. Üniversitenin artı, daha da önemlisi memleketimizin de geliştiğini görüyoruz biz burada. Yani o ikisini ayırmamak lazım. Zaten üniversitelerin gerçek anlamda gelişmesi, doğru bir şekilde gelişmesi ülkeye çok büyük katkılar sağlar. Yani esasında ben şunu derim, eğer bu üniversiteleri yönetecekseniz memleketinizi de sevmeniz gerekir. Yani sadece üniversiteyi değil memleketinizi de seveceksiniz, o halkınızı seveceksiniz ve gelişmesi için bir şeyler yapacaksınız. Üniversiteler çünkü şey diye düşünmemek lazım, bir kurum, bir sadece eğitim yönü olan bir kurumdur diye düşünmemek lazım. Üniversitelerin evet eğitim, öğretim amaçlarından biridir. Bunun yanında sosyal sorumluluk projeleri ile halkına destek olduğu bir yerdir. Ayrıca bir de araştırma yaparak bütün sadece ülkeye veya yöreye değil bütün dünyaya hizmet veren kurumlardır. Dolayısıyla bilginin geliştirildiği yerlerdir. Biz esasında üniversitelere bu anlamda baktığımız zaman bu değişikliklerin ve bu adımları attığımız zaman bunu çok rahat görebiliriz. Yani şuna gelecektim. Asıl çıkış noktam şu idi. Üniversitede öğrenci sayısını artırdık, güzel. Fakat biz ekstradan bu kaliteyi de artırdık. Yani ne yapmaya çalıştık üniversitede? Akreditasyonlarını artırdık. Yani son iki yıl içerisinde bütün bölümlerimizi akredite etmeye başladık. Akredite nedir? Onu bir kısa bilgisini vereyim. Akredite esasında şudur. Siz bir şeyleri yapıyorsunuz. Bir kurum olarak da bir şeyler yapıyorsunuz ama siz bunu doğru yapıyor musunuz? Mesela işte üniversiteleri örnek alalım. Biz elektrik mühendisi yetiştiriyoruz değil mi? Gerçek anlamda biz dünyaya elektrik mühendisi mi yetiştiriyoruz yoksa işte gün geçsin işte matematik fizik dersini ver atıyorum iki tane elektronik dersi ver yollat gitsin midir yaptığımız. Akreditenin tamamıyla baktığı bu. Sen diyor öğrencini nasıl alıyorsun? Ona nasıl bir eğitim veriyorsun? 4 yıl 5 yıl süresince. Ondan sonra da nasıl anlıyorsun ki bu öğrenci yurt dışına gidecek ya da piyasaya çıkacak diyeyim, iş bulacak, gerçekten o işi yapıp yapamadığını nasıl test ediyorsun? İşte akreditasyonlar bundan önemli. Eğer bir üniversite diyebiliyorsa ki benim X bölümüm vardır, bu mezunu da veririm, gerçek anlamda sen o mezunu veriyor musun için çok önemli. Bir de tabii şu gerçek de var, bir de bunun reklam yüzü veya reklam demeyeyim tanınma yüzü var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük sıkıntısı tabii ki biliyorsunuz uluslararası tanınmanın ülke anlamında olmaması. Fakat işte üniversitelerin kırdığı en büyük şey de bu. Eğer biz diyorsak ki üniversitelerimizde bizim 100'den farklı ülkeden öğrenci vardır. Düşündüğümüzde bu öğrenciler geri gidiyorlar.
ve sizin diplomanızı taşıyorlar. Bu diplomaları taşıdıkları zaman esasında eğer bu diplomalar geçerli ise demek ki siz muazzam bir tanınma sağlıyorsunuz. Hatta gittikleri yerlerde belediye başkanı, milletvekili, bakar olanlar da var. Tabii ki. Öncelikle evet ve dolayısıyla biz esasında bunu ambargoyu böyle kırıyoruz. Zaten böyle kırmamız da gerekir bu konjektürde. Yani biz şunu yapmıyoruz, yapmamamız da gerekir zaten. Biz ambargo altındayız. O zaman bizim yapacağımız bu. Hayır, biz bunu nasıl kırabiliriz? Bu ülkelere nasıl ulaşabiliriz? Zaten fark ettiyseniz son yıllarda Rum tarafında da güneyde de büyük bir üniversite atılımı başladı. Asıl amaç da ve bununla birlikte de bir bizim tarafımızdaki ambargo üniversiteleri biraz daha fazla baskılamak için ve daha fazla kötü reklam için yok ben bunu tanırdım tanımazdım diye diğer ülkelere girmeye çalışıyorlar. Bir kısmına da girdiler doğruya doğru bazı ülkelerde bunun çok iyi lobiciliğini yaptılar. Fakat dönüp baktığımızda bizde neticede eğer benim bir öğrencim bugün bu diplomasını alıyor, akredite olmuş o diplomasını alıyor, gidip Almanya'da yüksek lisansına devam edebiliyorsa, Kanada'ya gidip doktorasına devam edebiliyorsa, bu esasında bu ambargonun çok güzel bir şekilde kırıldığının en güzel örneğidir. Dolayısıyla üniversiteler olarak sadece o dediğim eğitim, öğretim kısmı tabii ki çok önemlidir ve ana unsurdur. Fakat diğer kısımlarını da yani bu eğitimi gerçekten kaliteli mi veriyoruz? Ülkemizi dışa nasıl tanıtıyoruz kısmını iyi yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Sanırım son bir 10 yıldır esasında büyük bir uluslararasılaşma süreci son 10 yıldır var. Yani üniversitelerin tarihsel gelişimine baktığınızda adamızda 2008 yılına kadar falan vardı yine yabancı öğrenci yoktu değil. Fakat daha fazla İran'dan epey bir öğrenci vardı. O da sanırım özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu ambargodan dolayı idi. Daha fazla bu tür yani oralara gidemiyorlar, buralara gelmeye başladılar. Fakat 2008'den sonra bütün dünyaya açılan bir uluslararasılaşma süreci başladı. İçinden bize de biraz pay düştü. Bize de bu. Evet, evet. Ve dolayısıyla bu biraz da yönlendirmeler, devlet politikaları o yönde olmaya başladı. Yani ben 2010-2011 yılları idi. Şunu çok iyi hatırlıyorum. O zamanki Milli Eğitim Bakanı bizi çağırmış ve şunu demişti. Arkadaşlar Türkiye'den gelen öğrenci sayılarında bir düşüş var. Onun da sebebi şu olmuştu. Türkiye'de ansızın bir üniversitelerin artma sürecine gidildi. Dolayısıyla vakıf üniversitelerine yolu açıldı, önü açıldı. Dolayısıyla birçok kişiye çok da cazip gelmemeye başladı Kıbrıs üniversiteleri. Dolayısıyla o anlarda biz uluslararasılaşmaya başladık bütün adadaki bütün üniversiteler olarak. Ve bunun sonucunda tabii ki o hala daha bunu söylerim çok da memnun olmayarak da söylerim ama benim bir tereddütüm olmuştu orada. Onu şunu demiştim. Bu öğrenciler gelirken çok iyi kontrol ederek lütfen adamızı alalım. Yani gerçekten okuma niyeti olan öğrencilerimizi alalım. Yani bunun kontrolünü iyi yapalım. Kayıt kabulümüz çok iyi çalışsın diye maalesef biliyorsunuz daha geçen yıl sanırım kayıt kabul yasası veya çünkü, ona benzer evet. Bir şey daha geçen yıla kadar ama geçen 8 yıl 9 yıl. Çok iyi bir noktaya değindiniz de ben yine eğitimle alakalı konuşmanızı sizden başka bir soruyla yönlendirmenizi isteyeceğim Sayın Hocam. Şimdi eğitime kalite dediniz. Lefke Avrupa Üniversitesi geçten bunu çok iyi yaptığını ben de inanıyorum. Siz de zaten içindesiniz, görüyorsunuz. Ve bizler de bunu takdir ediyoruz da. Çünkü dediğiniz gibi üniversite kazanır ama bölge insanı da kazanır, ülke de kazanır. Kesinlikle. Sonuçta havaalanında inen bir öğrenci muhakkak ya oradaki otobüsü kullanacak, taksiyi kullanacak ya da Lefkoş'ta kalacak, Girne'de kalacak. Magos'tan giden hoca bile uçarak, sevinerek gidiyorsa Lefke'ye demek ki bir güzellik var ama 20'ye yakın galiba aktif üniversitemiz oldu bizim. 30 küsür de. Evet. Yaklaştı. 15 tane de bekleyen 30 var. Kusur. Evet. Yani bu sayı aslında az mı çok mu orada kararsızım. Niye? Eğer kaliteyi yakalayabilirsek ve altyapısıyla beraber hazırlayabilirsek bu sayı az. 40 da olabilir, 50 de olabilir. O zaman üniversite adası olabiliriz. Ama dediğiniz gibi altyapıyı ve kaliteyi yakalayamazsak da o 30 üniversite
o kurulacak olanlarla beraber belki yarısı yani apartman üniversitesi. Ben daha önce hatırlarım, başka bir üniversitede ben hocalık yaparken hocam 8-9 katlı apartman işte tutmuşlar. Sınıfta ders veriyorum 30 tane öğrenciye. Aşağıda yemek yapılıyor. Yemek kokuları yukarı çıkıyor. Çocuklar şeyi terk ediyor, yani sınıfı terk ediyor. Nereye dedin mi ilk? Hocam dedi, yani ben bu kokuya dayanamam dedi. Lütfen yok yazacaksan yok yaz. Ben çıkacağım dedi. Kalamam dedi. Ve öğrenciyi gittiğini hatırlarım. Sonra birkaç öğrenci daha gitti. Şimdi üniversiteleşmekte, sosyalleşmekten de bahsettik. Yani kampüs hayatının olması, kampüsleşmek. Yani çocuk geçtiğinde bir yeşilde oturmalı, ne bileyim park bahçesinde gidip basketbol oynamalı, gezinti yapmalı, arkadaşlarla sohbet etmeli. Bu kaliteyi yakalama konusunda maalesef şimdiye kadar bence yeterince bir başarı sağlayamadı bütün hükümetler. Doğrudur. Yani ben de %100 evet. Katılıyorum. Şimdi peki bu saatten sonra biraz da siyasi nafiden kaymaya başlayacağız. Sizin de içinde aktif görev yaptınız ve milletvekili adayı olduğunuz Gine bölgesinden, partinizin de dörtlü koalisyon diye adlandırılan hükümet modelinde olması ama Eğitim Bakanı tabii ki TDP'de. Buradaki bir politikalaşmada mesela sizler parti olarak bireysel anlamda ya da buna benzer başka çalışmalar yapacak mısınız? Yapıyor musunuz? Çünkü bu bir kanayan yara. Yani bir anda çözülecek bir konu da değil. İşte geçen Güney Çerkez geldi, dedi ki illa dedi konuşurken bir yüksek öğrenim müsteşarlığı en azından kurulmalı. Keşke bakanlık kurulabilse ama en azından müsteşarlık çatısı altında toplanmalı. İşte gelen yabancı öğrencilerin burada çoğunluğun işte ucuz iş gücü anlamında tabii, kendilerini tabii, kullanması, tabii. Kullandırtması, işte aç kalan insanın doğal olarak tabii ki doğanın kanunu bir başkasının ekmeğine göz dikmesi. Ya da bunları kontrolsüz bir şekilde geldiğinde hastalıkların buradaki nasıl yayılacağını bilemememiz, küçük bir toplumuz zaten her yerden her şey gelmiyor ki bilesin. İşte benim tıbbi anlamda bütün tabii, şeylerim tabii. De var. Biz Güney Kore'ye gittik, yine Türk Birliği Dayanışma Derneği reklamımızda yapalım. Girerken maskeli insanlar bizi X-ray cihazı gibi bir şeyden geçirtiyor. Form dolduruyor. İşte koruması lazım. Bir şey atıyor oraya, o sudan geçiyorsun, bir şey yapıyor, bir gariplik ya, oluyor. Şeylerden ha. Yani nereye giriyoruz? Güney Kore'ye girdik hocam, çok muhteşem bir yer. Yani İş modern. İnşallah. İnşallah ama hani evet. Ama adam seni içeri alırken ciddi anlamda kontrol ederek o modern hayatın içine sokuyor seni. Ve kimse de gocumsamıyor. Yani küçümsemiyor da niye böyle yapıyor diyor. Evet doğrudur. Hastalık varsa çıksın en azından. Şimdi bir duydum ben maymun hastalığı. Bu ne diyorum ya? Yani. Evet, evet. Yani dediğiniz çok çok önemlidir. Zaten en büyük sıkıntımız da odur. Bakın hiçbir plan yoktur. Yani sayılardan başlayalım. Oradan girdiniz. Çünkü oradan dolayı şeye de bağlarım. Yani parti politikasına da bağlarım onu en son şey olarak. Şu var. Eğitimin çok iyi planlanması gerekir her kademesinde. Madem üniversiteleri konuşuyoruz. 16 rakamı fazla mıdır, az mıdır? Şöyle, ne istediğinize bağlı ve neyi planladığınıza bağlı, ne öğreteceğinize bağlı. Neden? Esasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteleşme süreci dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur. Neden? Bizim nüfusumuz nedir? Yaklaşık olarak 250 bin, 300 bin mi diyelim? 300-350 bin arası. 300-350 bin arası. Tamam. Üniversitede öğrenci sayımız nedir? Yaklaşık 100 bin küsur diyelim. 90 bin, 100 bin neyse. Çok güzel. Bu öğrencilerin kaçta kaçı yurt dışından geliyor? Türkiye'yi de yurt dışı olarak sayıyorum. %80'e yakını. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde, hiçbir diyorum bakın kaç ülke varsa bu Papua Yeni Gine'yi de koyun buna. Yani 200 ülke midir, 220 ülke midir, kaç ülke varsa hiçbirinde böyle bir yapı yoktur. Dolayısıyla bu rakamı düşünürken biz ona göre düşünmemiz lazım. Şunu demek istiyorum. 16 rakamı fazla mıdır, az mıdırdan ziyade bizim şuna bakmamız lazım. Bana gelen öğrenci nereden geliyor? Hangi alanlarda okumak istiyor? Bir, benim bu politikamda üniversitelerin önemi nedir? Yani üniversitelerin benim burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını eğitsin, ülkenin ekonomisine katkıda olsun ya da diye midir? Yoksa başka bir amacı da var mıdır? Türkiye'den gelen öğrencilerimiz var, yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. Bir bu. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Bir üçüncüsü, bu büyüme
sağlanırken biz bunu ne kadar sürdürebiliriz? Yani hocamız var mıdır? Yeterli sayıda öğretim üyemiz var mıdır? Yoksa biz bunları da mı yurt dışından getirteceğiz? Yani bunların hepsinin planlanarak gitmesi lazım. Şimdi şu gerçek var. Yaklaşık 2007-8 yılına kadar ülkemizde sadece 5+1, yani 5 tane yerel, bir tane de ODTÜ Kuzey Kıbrıs dediğimiz 6 tane üniversite vardı. Ve 6'ya bile biz bazen çok derdik. Onu çok iyi hatırlıyorum. Şu an dediğiniz gibi 16 tane var. 15 tane de izin bekleyen var. O kaliteli büyümeyi yapabilecek isek biz, eğer öğretim kadromuz vardır, bu öğrencileri hem getirtme hem de iyi bir şekilde mezun etme planımız vardır, dediğiniz gibi altyapılarımız vardır. Eğer öyle kurulacaksa 50 tane de kurulsun. Ama şu an var mıdır? Kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla 16 rakamı da şu anda bence belli bir yerde doyumdadır şu anda. Yani yenisi de açılmasın demiyorum ama şunu söylüyorum. Eğer yeni açılacaksa çok iyi bir fizibilite yapılsın, ne yapacağına bakılsın. Niye yenisi açılmasın diyor, açılmasın demiyorum, onu söyleyeyim. Örnek hocam, çok özür dilerim. Evet arkadaşlar, bir daha alayım. Evet hocam. Başladık mı arkadaşlar? Sağ olsunlar söylemeler. Hayırlı olsun. Tabii ki ülkemize hayırlı olsun. Güven oyu da aldı. Son süremizi ona aktaracağız hocam. Hükümetle ilgili de lütfen kaldığınız yerden devam edersek. Tabii ki yani şunu bahsediyorduk. Rakamlarda, üniversite rakamlarından bahsediyorduk. Yani şu örneği vermek istemiştim. Örnek olarak olmaz ama olduğunu farz edin. MIT, dünyanın en iyi mühendislik ve teknoloji üniversitesi. Gelip derse ki ben Kuzey Kıbrıs'ta kampüs açmaya karar verdim ve kadromu da getiriyorum gibi bir şey. Şimdi biz buna direkt 16 sayısı fazladır deyip 17. üniversite olmasın mı diyeceğiz? Yoksa o üniversitenin nedir projesi, nedir yapacağı, burada yapmak istediği nedir, benim ihtiyaçlarıma uyar mı uymaz mı'nın planına bakıp ona göre mi karar vereceğiz? Yani benim demek istediğim işte tamamıyla bu rakamlarda bu. Ha, bu dediğinize doğru bir gidişat var gibi görülüyor. Ondan dolayı çok çok iyi anlıyorum ki ondan dolayı şu an kendim de fazladır diyorum 16'dan sonrası şu anda. Ama demek istediğim daha önemli olan şey, projelerin kendilerine bir bakıp rektörüdür, mütevelli heyetidir, yöneticisidir. O kişilerle nedir vizyonun? Buraya ne yapmak istiyorsun? Benim belli şartlarım da vardır deyin. Örnek olarak şu şartı getirin üniversiteye. Bu kadar laboratuvar yapısı kuracaksın. Bunu göreceğim de. Bu anlamda bu daha iyi bir şey kurdu. Vakıflaşma sürecinde maddi olarak da belli bir birikim istiyor. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla da işte nereye yapacaksın, neler yapacaksın, kadro ne olabilir gibi ön planları da alarak bildiğim kadarıyla devam ediyor. Doğrudur. Hatta belli bir miktar bankada şeyini de görmek istiyor. İyi bir miktar. Evet. Bankada bunun dondurulmuş bir vaziyette durduğunu bloke görmek istiyor. Bloke edilmesini istiyor ki o üniversite, çünkü battığı anda, ya kötü bir yere gittiği anda bütün ülke kaybediyor. Çok bakın doğru. Yani bu şey değil, küçük bir işletme kurdunuz, o battığında hayır, bütün ülke gidiyor. Hele adada birkaç tane üniversitenin kötü bir isim yapması demek, hele bu kadar zorluklar varken getirilen bu öğrencilere yaşatılacak bir olumsuzluk bizi çok daha farklı yerlere götürebilir. Dolayısıyla burada o rakamlarda işte sayılar değil ama içerisinde ne yapıldığı. Yani bir tanesi çok güzel bir tiyatro okulu, konservatuvar kuruyorsanız, onun öğretim üyelerini de sağlamışsanız, bir üniversite kursun, bu konservatuvarı oraya getirsin eğer hocam, eksiklikse. Çok doğru söylüyorsunuz da bunun bir de sanki bizim görmediğimiz ya da eksik bıraktığımız bir yönü de var. Gelen öğrencilerin toplumla sosyalleşme anlamında intibak sağlaması. Tabii ki. Yani Nijerya'dan gelen kendi kültürüyle geliyor. Atıyorum Türkiye'nin X bir yerinden gelen kendi kültürüyle geliyor. Azerbaycanlısı işte ne bileyim İranlısı işte. Bilmem ne. Ama buradaki toplumla bunlardan rahatsız olmadan. Çünkü evet. Burada benim yaşayan bir halkın insanım var. Yani o gelip de burada
Bazen de işte onu görüyoruz. Siyah camlı arabalarda işte siyah insanlar, filmlerde gördüğümüz gibi işte müziği açıp da o bölgedeki insanlara eğer sarkıntılık yapıyorsa veya başka bir ülkeden gelen, buradaki toplumun huzurunu da bozucu. Yani devletin aslında muhaciret anlamında da, tabii güvenlik ki anlamında da burada bir nevi iyi bir rol alması gerekiyor. Katılır mısın burada? Kesinlikle. %100 katılıyorum. Hatta şunu söyleyeyim, kendimden de örnek de vereyim orada. Kesinlikle bunun devlet kontrolünde olması gerekiyor. Bütün bu altyapıların da kurulması gerekiyor ama bunun yanında bizim oryantasyon dediğimiz şey şudur. Ben Amerika'ya 1992 yılında gittim. Yani 25 yıl evvel gittim. 25 yıl evvel gittiğim zaman bana şöyle yaptılar. Sen nereden geldin? Kıbrıs'tan. Bütün yabancı öğrencileri bir yere topladılar ve bize Amerikan kültürünü ayrıca anlattılar. Budur mesela, bu yapılır, bu yapılmaz. Mesela en basit bir örnek. Amerika'da silah alabilirsiniz 18 yaşında. Koskoca bildiğiniz yani silah alabilirsiniz. Tahribat gücü yüksek diyeyim. Bizde bu yok. Ha, bunun nedir kullanım şeyi? Yani nasıl alabilirsin? Nasıl temin edebilirsin? Ne yapabilirsin onunla gibi. Ya da alkol de tam tersi, 21 yaşına kadar alkol alamazsın mesela gibi. Yani ne demek istiyorum? Bu şimdi ülkenizi aldığınız zaman siz başka ülkelerden kişiler, onlara biz sizin bir bilgi vermeniz lazım. Nedir normal olan, nedir normal olmayan diye. Çünkü neticede burada büyük bir uyum sorunu yaşanabilir, çatışmalar yaşanmaya başlayabilir. Dolayısıyla yani bu çok iyi niyetli çocuk da olabilir ama bilmiyorum. Üniversiteler bunu yapıyor ama devletin aslında, devletin de bence buna tekelleşmesinde belki de veya şunu da yapsın. Liderliğinde mi diyelim, öncülüğünde. Bazen şunu yaptığımızı olmuştur bu oryantasyon için. Bazen üniversiteler devletten de şöyle destekler de alıyor. Atıyorum Sağlık Bakanlığı'ndan biri gelip belli bilgiler veriyor. Polisten birileri gelip bazı bilgiler veriyor. Ama bunların daha sık yapılması ve ciddi uygulaması ve takip yoktur. Bizdeki en büyük sıkıntı, biz söyleriz ya da bir kağıt parçası veririz, budur kurallarınız diye, ama ondan sonra bunun takibi ya da bir cezai yaptırımı bir şey olmadığı müddetçe başıboşluluk gittikçe, yani ben yaptım oldu, öteki de yaptı oldu gibi ve bunun artık sonunu alamazsınız bir şekilde. Şeye gelelim, politikaları da sormuştunuz sanırım en son, parti evet, politikamız nedir diye. Yani şuna inanıyoruz biz. Çünkü özür dilerim, ben her zaman şunu düşündüm. Eğer Halkın Partisi iktidara gelirse, eğitim bakanını alırsa muhtemel bakanımızdır diye. Hep bu konuşuldu. Yok, muhakkak mütevazinizi ön plana koyacaksınız. Çünkü bilgi birikimimiz çok fazla olduğu için özellikle bu soruyu size sordum. Estağfurullah. O sağ olun ama öngörünüz için, ama şu var. Tabii ki şimdi neticede biraz evvel Güren oylamasından geçen bir hükümet var. Onun ne yapacağını da görmemiz gerekiyor. Ben güzel şeylerin olacağına ilk anlamda inanıyorum. İnanmak da istiyorum çünkü olmazsa dediğim gibi yine halk büyük bir şeye doğru da gidebilir. Yani birçok şeyi biz hep eğitimi konuştuk, üniversiteleri konuştuk ama ülkede birçok yapılması gereken işin yapılmadığını da hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Büyük bir umut olarak bu dörtlü koalisyon şimdi yola çıkıyor. Burada biraz evvel, hatta sözünüzün başında Lefke örneğiyle başladınız. Lefke örneğinde çok önemli bir şey var. Bir kişi var, artı ekip var bunları yapan. Hükümetler de böyle olacak. Vekillerimiz de böyle olacak. Bakanlarımız ve ekipleri de öyle olacak. Eğer teşhisleri doğru yapar iseler, ekiplerini doğru kurarlarsa bazı şeylerin değiştiğini göreceğiz ve ben bunun olabileceğine ilk anlamda inanıyorum. İnanmak da istiyorum dediğim gibi. Çünkü başka bir şansımız yok. Yani başarısız kalmak gibi bir şeyimiz yok. Bu anlamda. Tabii ki, çünkü ülkemiz gerçekler inşallah buna müsaade eder de evet, tek korkumuz da bu. Çünkü dört farklı gen bir araya gelip de bir noktada yürüyecek olması ve bunu her zaman ben söylüyorum size, hükümet kurulduktan sonra aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi, yılların partisi, iyi kötü artık bilinen yıpranmışlığı da var tabii ki. Demokrat Parti yine aynı şekilde söylüyorum. TLP yeni bir başkanlığı girdi ama en azından içinde milletvekili yapan ve meclisi olan birçok kesimden arkadaşlar da var, insanlar da var. Daha yeni olan ve kendini kanıtlamak için zamana ihtiyacı olan Halkın Partisi'dir. İşte
bu üç aslında artı bir nasıl bir uyum sağlayacak? Bir tek burada bir şeyimiz var. İnşallah olur tabii ki. Temennimiz de bu noktada. Şu var, onun da sağlaması da gerekiyor. Memleket içinde sağlaması gerekiyor. Neden? Çünkü neticede biz hepimiz aynıyız. Farklı partilere karşı sempatimiz olabilir. Bu doğaldır. Çünkü hepimizin doğruları biraz farklı olabilir. Ama eğer biz ortak müşterek olan memleketin iyiliğini istiyorsak, burada çok büyük bir sıkıntı yaratmadan ve dediğim gibi kim nerede daha bilgili ise onları kullanarak bu ülkeyi bizim düze çıkartmamız gerekiyor. Üniversiteler konusunda mesela dediğiniz gibi mesela bakanlık Toplumcu Demokrasi Partisi'ndedir. Fakat hükümet programına baktım. Mesela bizim esasında parti programımızda büyük paralellikler vardır, benzerlikler vardır. Dolayısıyla zaten beraber de yapmışlardır o çalışmayı. Büyük bir sıkıntı olacağına ben inanmıyorum o anlamda. Yeter ki ekipler doğru kurulsun ve icraatlar başlasın. Çünkü şu olursa sıkıntı olur. Yani biz sadece söylem yaparsak ama onları icraata dökemezsek o zaman sadece onlar havada kalır. Hayat da bir şekilde akmaya devam eder. Ne demek istiyorum? Biz yıllardır işte üniversiteler vardı yahudu falan ama icraata dökme kısmında birçok şeyde biz geride kaldık. Örnek olarak YÖDAK. YÖDAK ilk kuruluş sürecine baktığınız zaman 1990'larda ilk kezdi ama 2004'te tekrar 2005'te pardon bir yasası değişti. Tekrar yeni bir yapıya girdi. 5 tane üyesi vardı. 5 tane de üniversite vardı. Bu yıla geldiğimizde geçen yıl bir değişiklik yapıldı yüksek öğrenim yasasında. YÖDAK'a bazı haklar verildiydi, bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiydi ama ben şuna baktım. Yani bir tek bakacağımız şey bu. Öğrenci sayımız kaç idi, kaç oldu? Üniversite sayımız kaç idi, kaç oldu? YÖDAK'taki çalışan sayı kaç idi, kaç oldu? Şu, çok basit rakamlara da dökelim. Üniversite sayısı 5 idi, 15 oldu, 16 oldu. Öğrenci sayısı o 10.000, 15.000'lerdeyken toplamda oldu 100.000. YÖDAK'taki üye sayısı 5'ti, rakam oturduğu oldu 7. Oturduğu yere bakın. Bir kesinlikle, baktığınızda kesinlikle. Şimdi o çok önemli bir şey. %100. YÖK Başkanı geliyor, bizim bakanlarından daha güzel, ihtişamlı, içi de donanımlı tabii çalışanlarıyla ki beraber tabii bir ki yapın içerisinde. Bizimki de yani yanlış anlamasın kimse, ben konuşayım hocam bunu dile getirmesin, evet, de aslan yattığı yerden belli olur. En azından bir yöremize düzgün bir yer kazandıramıyor muyuz? İçini dolduramıyor muyuz? Onu yapmak işte plansızlığın en güzel örneği. Oradan başlıyoruz zaten. 5'i de 7 evet yaptık. 7 yaptık. Şimdi görev dağılımları yani nasıldır? Nasıl bir. Yani ben hep şu örneği de veririm. Bütün üniversiteleri denetlenecek denildi. Güzel denetlesi nasıl denetleyecek? 7 kişi üniversiteleri denetleyecek. Şu anlamda söylüyorum. Sizin herhangi bir bölümünüzü, öyle örnek olarak iletişim bölümü, radyo televizyon bölümünüzü denetlemek için siz yurt dışından bir akredite grubu çağırdığınız zaman en az 5 kişi gelir. Düşünün 5 kişi bir tek bölümü denetliyor. Her üniversitede. Bir de içinde ama o alanı bilen de var değil mi hocam? Kesinlikle. Mesela iletişimci var mı? Şimdi bizim YÖDAK'ta. Örnek veriyorum. Tabii ki. Veya mühendis var mı? Veya işte tabii ki her alandan kişi var mı? Olması lazım ki en azından bilsin neyin olduğunu. Denetlemeye gideceğinde o ekibin yani 5 kişi 6 kişi olması lazım. Yani dolayısıyla bir şey yaptık oldu ya da söyledik oldu ile değil. Gerçekten teşhis edip onun üzerine göre bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani palyatif çözüm değil işte 5 idi 7 yaptık işte genişlet. Yok değil. Yani nedir büyüyen ona bak. Yani gerçekteki sıkıntılarına bak. Biz daha etkin bir YÖDAK diye hep parti programımızda da bunu söylemiştik. Şimdi galiba siyasallaştı da yani yüksek öğrenim dairesine bağlandı ya da bağlanacak gibi bir önceki hükümette bir şey vardı. Onun denetiminde mi olacaktı? Olabilir. Öyle bir şey hatırlarım. Emin değilim, tam emin değilim. Olabilir ama yani şu anki yapısıyla gitmeyeceği kesin. Yani veya hükmedemeyeceği kesin. Öyle söyleyeyim. Yani yine yeni bir yasal değişiklik ihtiyacı duyacağını düşünüyorum. Onun dışında üniversitelerin ne yapması gerekir onu da söyleyeyim. Üniversitelerin daha fazla artık araştırmaya da yönelmesi gerekir. Neden? Gerçekten dünyada rekabet edebilen bir üniversite olacaksanız araştırma yapmanız kaçınılmazdır. Bu kadar basit. Ha, bunu şundan bekleyemeyiz. Hocam çok özür dilerim. Arkadaşlar da mesaj attı.
Süremizin de 45 tamam. dakikamızı doldurmuşuz. Tabii ki. Bu cümlelerimizde son ve bağlayıcı olursa çok mutlu olurum. Tabii ki. Şudur söylemek istediğim. Üniversitelerimiz artık belli, özellikle o 1980'lerde kurulan üniversiteler, 90'larda kurulan üniversiteler artık belli bir doyuma geldi. Eğitimi veriyorlar, öğrenci nasıl alınır biliyorlar. Belli bir kurumsal yapılarını oluşturdular, fiziksel yapılarını oluşturdular. Artık daha fazla araştırma yapıp gerçek anlamda üniversite olma yollarına gitmeleri de gerekir ki bu üniversite sektörü diyeyim, üniversite sektörü gerçekten uzun yıllar ülkemize hem hizmet verebilen, her anlamda hizmet verebilen bir durumda olsun. Belki o da teşviklendirmeyle olabilir. Mesela YEDAK diyebilir ki ilk 5 sene senin yapılanmanla ilgili seni rahat bırakıyorum. Ama 5. sene olunca sene aslında atıyorum üniversiteden bir 10 tane uluslararası makale çıkarman gerekiyor. Kesinlikle. Ondan sonraki 10. yılda işte 15. yılda atıyorum 50 tane, 100 tane kesinlikle kitap yayınları gibi ve denetleyeceğim. Biraz da teşviklendirmekten de biraz da zorlamak da gerekiyor. Çünkü kendi haline bıraktığın zaman ne de olsa biraz da ticaret hane olarak da görülür aslında üniversite sektörü. Çünkü alındığı, parayla satıldığı, ötekine verdiği, getirdiği, götürdüğü, yok yurt dışından ortak bulalım, onu yapalım derken hep bu konuşmalara da aslında üniversite camiası biraz da yıpratılmaya da çalışılır ama doğrudur. YEDAK işte dediğiniz gibi daha etkin bir şekilde ortaya çıkıp da bir metabolizmayı yenilerse ve kademe kademe iyileştirmeye de götürürse belki o zaman evet dediğiniz gibi çok çok daha iyi bir şekilde yeni Lefke Avrupa Üniversiteleri yaratabiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam, ben ona inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Beni kırmadınız. Lefke'den buraya geldiniz. İnşallah önümüzdeki süreçte yine sürekli sizinle beraber program yapmak isterim. Çok keyifliydi. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Haftaya Bakış izleyicileri, kısa bir ara veriyoruz. Kısa aramızdan sonra Vadili Belediye Başkanımız Mehmet Adan Beyefendi ile beraber olacağız. Biz izlemeye devam edelim. Evet, Haftaya Bakış izleyicileri, bir kez daha programımıza hoş geldiniz. Bugün yine ikinci konuğum, çok kıymetli ve çok değerli bir konuğumuz var. Benim de çok sevdiğim Babacan bir yapısıyla uzun yıllardır da Vadili'de görev yapan Vadili Belediye Başkanı Sayın Mehmet Adağan. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük Sayın Adıklı. Nasılsınız, iyisiniz? Şeref verdiniz. Buradan sizlere Vadili'nin selamını getirdim. Aleyküm selam. Siz şeref verdiniz. Vadili halkının selamını getirdim. Çok sağ olun. Bizlere söz hakkı verdiniz. Hem gençlik ailesine hem de sizlere çok çok teşekkür ederiz. Estağfurullah efendim. İnşallah önümüzdeki süreçte de çok çok bu programlarda, gazetemizde de sizlere yer vereceğiz. Çünkü o toplumun, o bölgenin sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Ne yaptığını bilen, ne yapacağını çok iyi bilen, ağzı sağlam derler ya, sağlam konuşan, ayağı sağlam basan insanlar gerekiyor bu topluma. Toplumdan bahsederken Sayın Başkanım, Hakikat Gazetesi'nin de manşetinde toplu istifa diyor. Yeni Erenköy Belediyesi ile alakalı bir konu. Evet. Yeni Erenköy Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı ve 10 belediye meclis üyesi dün gece yapılan belediye meclis toplantısında belediyedeki mali sorunun aşılması gerekçesiyle toplu istifa etme kararı aldı ve anahtarları dün yerel yönetimler müdürüne teslim etti. Evet. Şimdi bir belediyenin bu noktaya gelmesi, bu noktaya getirtilmesi, gerek belediye başkanını, gerek hükümet edenlerin ve veya parti belediye meclis üyelerinin de dahil olmak kaydıyla, siz de bir belediye başkanısınız. Uzun yıllar bölgenize hizmet veriyorsunuz. İnsanlar sizden ciddi anlamda bir şeyleri bekliyorlar. Nasıl değerlendiniz siz bu istifa konusunu? Devletin ve veya hükümetlerin aslında bu konunun buralara kadar gelmesine müsaade etmesini de nasıl değerlendirirsiniz? Ta 2016'dan beri olan bir arayışın, çok çok bizim gündeme getirdiğimiz işte mali yapılanmada, kamu maliyesinde, belediyelerin kamu maliyesinde ciddi bir referandumun gerekli olduğunu, bir havuz sistemi oluşturularak bu belediyelere bir gelir artırımını öngördüğümüz bir projenin uygulanması gerekliliği defalarca dillere getirdik. Şimdi bu toplu istifa bir yerde artık umudun bittiği noktadır. Yani diyor ki bu insanlar, bizim artık merkezi hükümetten bir beklentimiz kalmadı deyip
toplu şekilde götürüp bu belediyenin anahtarını ilgili yetkili kişiye, ki ilgili bakandı, bakan galiba kabul etmemiş, evet, ilgili daire müdürüne teslim ettiler. Dediler ki biz umudun bittiği yerdeyiz, artık devletten de bir beklentimiz kalmadı. O anlama gelir bu tabii, ben öyle anlıyorum. Belki bundan evvel bazı popülist yaklaşımlar olabilir, bazı sorunların çözümü üzerine dikey gidememe olabilir, ama her halükarda bu noktaya gelmemesi gerekirdi. Çünkü bu bir yerde de bir zihniyete zemin yaratıyor. Yani bu olay bence belediyelerin sayılarının azaltılması diye bir öngörü vardı. Evet. Yıllardır işte bize Avrupa Birliği'nin, evet, Avrupa Birliği'nin bize enjekte ettiği, damarımıza bir ilaç olarak verdiği bir olaydı bu bizim. İşte belediye sayıları çoktur, çok olduğu için işte böyle sıkıntılar vardır gibi bir öngörü vardı. Belki onun da bu bir şeyidir. Yani ona da bir altyapısı aslında, zemin hazırlıyor. İşte bak, işte bir belediye battı, getirdiler işte anahtarı verdiler, biz de gelin toplanalım ve bu belediyelerin sayısını azaltalım gibi hizmete ve demokrasiye vurulacak ona en büyük darbedir bu. Hizmete ve demokrasiye. Hangi köy, belde şu anda merkezi devletten bir belediyenin verdiği kadar hizmet alabilir? Eğer hizmet yapabilseler Lefkoşa yaparlar. Lefkoşa'yı kurtarırlar. Merkezi hükümetteki belediye hizmetlerinde etkinlik sağlayabilirse Lefkoşa'da sağlayabilir. Bir merkezleşmesi noktasında, belediye sayılarının indirilmesi noktasında bir girişimin sonucu Lefkoşa'nın geldiği noktaya getirmek gibi bir durum vardır. Yani veyahut da Yeni Erenköy'ün geldiği noktaya getirmek gibi bir durum vardır. Ben diyorum ki bu onun da zemini olabilir diye düşünüyorum. Bu benim kendi kanaatimdir, şahsi kanaatimdir. Bana göre bir yanlışlarla devam etmesi ve en basit bir önlem olan belediyelerin gelirlerinin bir havuza düşürülüp, genel gelirlerin bir havuza düşürüp belediyelerin nüfus, gelişmişlik ve stratejik kalkınma öngörüsü olan bölgelerde adaletli dağılımını sağlamakla biz bu belediyeleri yüzdürebilir bir noktaya taşıyabiliriz. Bunu biz defalarca söylüyoruz. Fakat bir daha zihniyet vardır ki biri belediye başkanlarına sormuyor. Gelen her peki bakan, niye sormuyorlar? Yani sonuçta o bölgenin de gerçekten hizmet anlamında bir numaralısı belediye başkanları. Bizde kaymakamlık yok. Buna benzer başka mevki makamdı. Belediye başkanlığı var. Doğru mu efendim? O beldenin bir tek yetkili kurumu sizsiniz. Yani nabzı sizden düşmezler mi? Neden sormuyorlar? Çünkü bir yerde hep bir şey vardır. İşte emir amir gibi. Emreden ve emir alan gibi. Veyahut da ben yaptığım doğrudur gibi. Veyahut da bir üst siyasi erk gibi. Demokratik yöntemleri kullanmaktan öteye bir güç şeklinde bazı yaptırımların öngörüldüğü, öngörüsünün getirdiği, ben bu işi bir şey görürüm. Mesela en son bu belediye borçlarının yapılanması konusunda Bakanlar Kurulu oturdu, tak kararı verdi, bizim hiç haberimiz yok, 2020'ye erteledi bu borç yapılanma olayını. Biz 2016'dan beri bu borçların yapılanması noktasında kamu maliyemizi biz buna göre düzenliyoruz. 2016'da alınan bir karar, ondan sonra alınan kararlar mazlumesi vardır. 2017'de başvurumuzu yaptık ve 2018 Ocak ayı itibariyle biz bu devlete olan vergi borcumuzu, sosyal borçlarımızı, yani sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı borçlarımızı bir yasa tahdinde oturup konuşup bunun yapılanmasını bekliyorduk. Peki demokrasiden bahsediliyor her zaman ülkemizde. Yeni hükümetin de en büyük önceliği demokrasi. Ortak paydaşlarla baştan görüşülüp de fikir istişaresinden sonra böyle bir karar alınıp alınmaması, kamuoyuna dekledilmesi daha doğru olmaz mıydı? Doğrusu uydu zaten. Yani bize de sorulsaydı, dertlerim dinlenseydi çünkü yani, yeni hükümet. Tabii bize sorulsaydı bizim de söyleyecek bir iki sözümüz vardı. En azından genele hizmet edecek bir sonuç çıkardı. Yani biz devletten
isteyeceklerimiz vardı. Şimdiye kadar bize işte tarh edilen faizler belli. Siz bu borçları bugün alıp 2020'ye aktardığınızda mevcut borcu ikiye katladınız demektir. Biri ödeyemeyen ikiyi nasıl ödeyecek? Hangi kaynağıyla ödeyecek? Yani bu olayları... Niye 2020? 2020'de artık yapılanmayı öngörüyor. İşte niye ama 2020? Yani 2020'ye atıyorum, bir ay sonra değil, bir yıl sonra değil, iki yıl sonra değil de 2020'ye kim öde, kim kala? 2020'nin öngörüsünün bana göre temel sebebi şimdi işte 2018 Haziran 24 yerel seçimler vardır. Yerel seçimlerde mevcut belediye başkanlarının bu borçlanma ve borçlanmaya öngördükleri taksit oranlarını daha fazla işte yatırımlara, çiçek böcek yapılanmaya yönlendirip burada popülist bir yaklaşımla işte acaba tekrar seçime daha hoş gidebilir miyiz yahut da bir seçim bütçesi hazırlar mıyız gibidir. Ki aslında bu böyle olmaması lazım. Bir belediye başkanı imarı projelendirirken, sosyal belediyeciliği projelendirirken kamu idaresi noktasında kamu borç ve kamu maliyesini de yapılanması gerekir. Yani yönetim bir bütündür. Biz bu 2016 sonrası, 2017 ve 2018 baş şimdi biz buna göre hazırlandık ve biz bu borçların yapılanmasını en erken bir zamanda bir yasayla devletin de bunun içerisinde faiz zaffını öngören ileriye dönük 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık içerisinde belli skalalarla faiz affını ilk 5 yılda öngören, ondan sonra işte belli oranda da faizlendirerek bir süreci belediyelerin önüne koyup bu sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı borçlarını yapılaması gerekir. Bu bizim olmazsa olmazımızdır bizim belediyelerin. Çünkü belediyelerin borçlarını ertelemek demek bunları iki katına çıkarmak demektir. İki katına çıkarmak demek ödeyemez duruma taşımak demektir. Ödeyemeyen bir belediye borçlarıyla beraber belediyelerin kapatılması ve belediye sayısının azaltılması zemini demektir. Bu yani da, ikinci adım olabilir mi aslında? Yeni Erenköy Belediyesi birinci adım, bu da ikinci adım. Yani belediyeleri bundan sonra yapılırlarken küçük belediyelerin ben burada bir mesaj olarak veriyorum. Bu küçük belediyeleri sözde bir noktaya taşıyıp ya bütün Adasat'ında 5 belediye veyahut da işte ek olarak ilçelerde birkaç ilçe belediyesi daha katıp bunu 8 veyahut 10 belediye gibi hizmetleri bir yere toplayıp demokrasiye ve hizmete doğrudan bıçak vurmaktır bu. Peki siz bölge halkıyla bunları konuşuyor musunuz? Ben ya da sizin gibi belediye başkanlarınız. Bunu halkımla da sürekli paylaşıyorsunuz. Onların tepkileri, düşünceleri. Ben zaten bu konuda geçen geceki bir toma şeyde de söylemiştim. Bir televizyon programında da söylemiştim. Hotre meydan diyeceğimiz konu o zaman referandumdur. Eğer benim belediyemi kapatacaksanız siz gelin referanduma gidelim köyde. Benim halkım kapatalım bu belediyeyi derse Hemen kapatalım. Benim bir sözüm kalmaz ama ben seçilmiş bir belediye başkanı olarak belediyelerin sayılarının indirilmesine sonuna kadar karşısında olacağım. Ve belediyelerin daha etkin hizmet verebilmesi noktasında maliyenin adaletli bir maliye yapılanmanın hep öncüsü olacağım. Bu memlekette genel yerler bir havuzda toplanıp bunu genel yerlerin havuzda toplandığı bu yapının nüfusa göre, gelişmişlik olayına göre ve devletin öngördüğü stratejik kalkınma öngörüsüne göre dağıtılması gerekliliği vardır. Bu düşünceyi kaç belediye başkanımız benimsemiştir tahminen? Şimdi bu düşünceyi tabii biz belediye başkanları konuştuk sonra. Kendi aranızda da muhakkak konuşuyorsunuz. Olur. Çünkü ben bir şey söyleyeyim. Timir Belediye ve belediyelerin genel yapısı siyasi ve ekonomik durumlarına göre ayrışabilir. Bazı belediyeler vardır ekonomikman. Durumları çok iyidir. Manane Vadili Belediyesi'nden veyahut da diyelim ki Serdarlı Belediyesi'nden veyahut da Geçikkale Belediyesi'nden. Yani o kendi ciğerini kendi yağından varsın kavursun. Ben onun ekonomik durumu iyidir. Onu çok çok ilgilendirmez. Bazıları siyasi bazda olaya bakar. Hakimiyet bende olsun der de varsın ben Atça'dayım der.
Affedin donsuz yatayım ben. Hiç öyle mi değil. Yani onun gibi yani. Bunları söylerken benim aklıma şu da geliyor. Ne zaman bir müzakere heyeti otursa da bir sohbete başlasa, konuşmaya başlasa verilecek köyler, verilecek kentler, işte şehir, şurası burası, bu bir pazarlık unsuru olarak hep sizin o bölgenin adı geçiyor. Evet. Bunlarla bir bağlantı kurabilir misiniz? Yani bu anlamda da bir şey olabilir mi? Oradaki bölge halkının ya da belediye başkanının direncinin kırılması, olası bir müzakerede verildiydi ama bir belediye başkanının devletine, milletine ya da toprağına sahip çıkmak için çaba sarf eden birisinin o direnci belki böyle kırılacaktır. Komple teorisi değil ama yani bu da olası bir ihtimaldir. Çünkü bölge halkı da çok rahatsız oluyor. Verildi, verilecek. Yatırım yapılamıyor, ev alacak alamıyor, başka bir şey yapsa yapamıyor. Eli kolu bağlanmış. Ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette. Müzakerelerde aman inşallah olumsuz çıkar da bizim köy verilmez gibi çok kaygı da var. Siz de biliyorsunuz. Sayın Arıklı, bu konuyu biz Cumhurbaşkanlığı'nda da gündeme getirdik. Bu verilen harita konusunda da gündeme getirdik. Bilgi edinme bizim hakkımızdı tabii. Bize o konuda bilgilendirme de yapılmadı. Bir şey de sorulmadı. Fakat biz Vadili ve Güney Mesarya halkı, biz topraklarımızda doğduk. Doğduğumuz yerde de ölme noktasında kararlıyız. Açık söyleyeyim. Ben hep söylediğim bir olay vardır. Başka işte gelen, güneyden gelen misafirlerimize söylerim. Derim ki kaç yıl yaşadınız siz bu topraklarda? 20 yıl yaşadınız, 10 yıl yaşadınız, 25 yıl yaşadınız. Bu kuzey göçmeni de bu topraklarda 40 sene yaşadı. 40 yıl o yaşadı bu topraklarda, sen 20 yıl yaşadın. Hanginiz bu topraklarda yaşamak zorunda, yaşama hakkınız vardır? Haliyle bu kuzey göçmeni senden daha fazla yaşadı bu topraklarda. Onun da bu topraklarda yaşama hakkı vardır. Biz doğduğumuz topraklarda yaşam hakkımızı ve yıllardır vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığı olarak da şu anda edinmiş olduğumuz devlet hakkımızı sonuna kadar koruma noktasında kararlıyız. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatma noktasında kararlıyız. Kesinlikle yüzeysel bir federatif sistemin bu işe çözüm olmayacağını ve konfederal bir seçim sistemin de bu çözüm olacağı konusunda inancımız sonsuzdur. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de etkin ve fiili garantisi noktasında da olmazsa olmazımızdır. Çünkü biz yani konfederasyon çatısı altında aslında etki fiili garantisi bir konfederal yapı çatısı altında etkin garantisinin devamlılığı da yani 60 anlaşmalarda o garantide devamlılığı konusunda kararlılığımız vardır. Biz artık kendi topraklarımızda üretebilir, orasını vatan yapabilir noktada da bir güvence istiyoruz artık. Böyle koyar geldi, al vereyim sana Mesarya'yı. Anlan geldi, al vereyim sana Mesarya'yı. Acaba yarın Anastas gelecek, al Anastas Mesarya'yı konusunda artık bu işlerden de usandık, bıktık. Halk da bıktı. Halk ister ki kendi geleceğini kendi topraklarında görsün. Aynı zamanda Mesarya'nın iktisadi kalkınması için de stratejik kalkınma öngörüleri istiyor. Yani devletten bizim beklediğimiz budur. Devlet iç mesele, güney mesele konusunda artık Türkiye'nin suyunu görüp o bölgede yatırım yapma, hayvansal amaçlı yem bitkisini üretebilme, öteki tarımsal alanlarda yatırım yapabilme ve bu 700 kilometre karelik Mesarya topraklarında var olma mücadelesini sonuna kadar vermek ister. Siz bir düşünün ki bir Singapur 700 kilometre karedir. Mesarya, Güney Mesarya, Mesarya toprakları da 700 kilometre karedir. Singapur'da 4 milyon nüfus yaşar, Mesarya'da da yaşar 20 bin nüfus, 30 bin nüfus. Bunun ölçüsü nerede? Bunun ölçüsü iktisattadır, ekonomidedir. Onun için biz Mesarya'da artık ciddi ekonomik kalkınma öngören projeleri geliştirmemiz lazım. Benim hep dile getirdiğim bir Vadili Gölet projesi vardır. Vadili Gölet'ine Türkiye'den gelen suyun düşmesi ve o göletle beraber bütün Mesarya'nın kendi akışkanlığında sulama projesinin gündeme gelmesi lazım. Bunları biz defalarca söylüyoruz. Geçen gün elime bir kitap geçti. Bu sağ olsun eski Tarım Bakanımız Nazım Çavuşoğlu'nun önderliğinde Tarım Master Planı içerisinde bir baktım Vadili Göleti'ni gördüm. 4 milyon metreküp su kapasitesi olduğunu da gördüm.
kendi akışkanlığında böyle. En büyük projelerinizden birisi aslında. En büyük problemimizden bir tanesi. Ben bu projeyi görmek istiyorum. Yani ben bu projeyi görmek istiyorum ve bunu konuda da bazı çalışmalarımız vardır. Artı Vadili'nin Yenikent projesi konusunda orada 2500 nüfusun üzerinde bir nüfus görmek isterim. Artık Mesaryalı kendi topraklarında yerleşmesi ve kendi topraklarında var olması gerekliliği vardır. Bizim için Magosa, Lefkoşa, Girne çekim alan olmaması lazım. Ha biz bu konuları konuşacağız. Artık bundan sonra merkezi de bunları konuşacağız. Ama önce bizim çalışanımıza karşı ve bizim köyümüz insanına, bizimle ilgili olan insana karşı bir borç noktasında olmayacağız artık. Yani sosyal sigorta, ihtiyaç sandığı, devlete vergi borçlarımızı yapılacağız. Bu yapılanma içerisinde borç sorunumuzu çözeceğiz. Devletten talep ettiğimiz faiz zaffı konusunda oturup görüşeceğiz. Bunları, bu işleri bitirmemiz lazım artık. Yani kendi içimizde, kendimizden kavgayı bitireceğiz artık. E şimdi bu şeye bakıyorum, bu şimdiki yapıya bakıyorum. Son bir işte bir haftadır, iki haftadır, bir aydır hükümet olay olalı. Her gün kavga ediyoruz maşallah. Birbirimize girip çıkıyoruz her gün. Ha bu kavga politikasından en erken zamanda uzaklaşacağız. Artık muhalefet muhalefetliğini yapacak, iktidar da iktidar olma noktasında iktidar erkini gösterecek. Yerel yönetimlerle en erken bir zamanda toplanıp herkesin derdini de soracak. Nedir derdiniz? Nedir konumuz sizin? Şimdiye kadar tutan tuttu, yutan yuttu. Yani geliri olan beldeler, onlar yuttu gitti. Efendim gelişme yaptı. Çiçek böcek. Şimdi bu çiçek böcek işleri de iki yıldır söylediniz. Ben dikkatimi çekti. Ya. Ben de aslında düşünüyorum. Yani belediyeler zaten bu anlamda maddi imkansızlıklar içerisindeyken çok yüklü miktarda çiçeklerle, tabii ki önemlidir. Görsellik çok önemli aslında baktığınızda. İnsanın içini açıyor ama hani bir ağaç dikersin, bir defa dikersin, o ağacın güzelliği vardır, ona bakarsın, beslersin de. Bir de sürekli ayda bir, iki ayda bir yeni yeni çiçekler değiştiriliyor ve bunlarda çok büyük maliyetleri var. Bu gibi çiçeklere gerek var mı? Yani kalıcı bir şekilde çözüm üretmek yerine, yani buradaki mantığı da ben anlamış değilim. Türkiye'de kurtarıyor, Türkiye'de para var. Çevre kültürü bazında parası olan belediyeler için çiçek, böcek, yıldız, bunlar tabii onun bir sosyal öngörüsüdür. Çok fazla bir şey söylemek istemem ama bu bir siyaset olarak açık söyleyeyim ben bir halkı moralmen işte sosyal bazda tatmin edip de bazı şeyleri kamuflaj bazında kullanıp gerçek reel sorunlarımızı çözümüne engel noktasında yapılırsa bu popülist bir yaklaşımdır. Bu popülist belediyecilik de yanlıştır. Yani ben belediye başkanı olduğumda geldiğimde ilk yaptığım iş nedir? Altyapı yaptım. Altyapı sorunlarım var kana ben başka bir şey düşünmedim. Sosyal belediyeciliği de düşünmedim. Şimdi şu anda benim altyapı sorunlarım devam ediyor. Ondan dolayı öncelikle altyapı sorunlarımı gidermek için devam ediyoruz. Yani onların işte projelendirip bunların yapılmasına devam ediyoruz. Yani bir beldeyi düşünün siz. Su sorunu başlı başına durur. Afeden temiz suya ulaşamaz. Bir beldeyi düşünün. Siz sel baskını tehdit altında. Bir beldeyi düşünün. Siz sınırsız bir yol sorunu var. Bir beldeyi düşünün. Ciddi çevre sorunu var. Şimdi bu sorunlar var kana. Ötesi bu popülist şeyler, siyasetler yanlıştır. Ama bir belde var ki artık bütün bunlar hep her şeyi halletmiş ve çevre noktasında yatırımlar yapar. Onun için doğru bir politikadır. Ama bunu bir genel siyaset halinde yapmak bana göre yanlıştır. Yani şimdi bizde başka şeylerin de enflasyonu var. Mesela bir festivallerin enflasyonu var memlekette. Her köyün, her yerin parası olan belediyelerde festivali vardır. Bakalım doğru kültür hareketidir. Kültür hareketidir de bunu daha toplu ve daha etkin yapabilme imkanları vardır. Bunları konuşmak lazım. Tabii ki her yani belediye kültür hareketinin içerisinde yurt dışından sanatçı getirmemek lazım. Kendi yerel sanatçını getirmen lazım. Onu da desteklemen lazım. Onu da kültürünü koyman lazım. Eğer kültürse kendi kültürünü plana çıkarman lazım. Ben bir bakıyorum yurt dışında çok tanınmış sanatçılar geliyor. Çok yüklü miktarda paralar veriyor. Gerek var mı buna? Gidin bir hayır kurumuna bağışlayın artan parayla mesela. Kendi yerli sanatçınızı destekleyin. Doğrudur. Bu da yerel önemli. Sanatı desteklemek lazım. Doğrudur.
İki mesajımız var. Müsaade ederseniz okuyayım. Buyurun. Ali Canap Hoca göndermiş. Bence azaltılsın çünkü 200 kişi belediye dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani aslında buna katılıyoruz. Başkan da katılıyor da o belediye 4 dönemdir bildiğim kadarıyla bir belediye başkanını seçti ve o dönemde zaten rakamlar yükseldi. Nasıl ki Cemal Bulutoğulları'nda isim veriyorum çok had safhaya ulaşmışsa biraz da belediye başkanının aslında vicdanıyla alakalı bir konu. Dolayısıyla orası öyle yaptı diye de farklı bir yerleri de aynı şekilde ayrı kategoriye koymak ne kadar doğru o da mantıklı bilmiyorum. İbrahim Oz Manevra. Bu mesele köylerinde her köyde bir belediye var. Paşaköy, Vadili, İnönü, Akdoğan ve Beyarmudu bu köklerin birbirlerine yol uzaklığı 5-10 dakikayı geçmez. Bence bu belediyeler tek bir merkezde birleştirilmeli ve adını da Messere Belediyesi konmalı. Diğer yerleşim birimlerine de şube amirlikleri açılıp yönetilmelidir. İbrahim Oz Manevra. Zaten başkanımız da şey söyledi, referanduma gidelim. Birleştirilecekse yine referanduma gidelim. Kapatılacaksa referanduma gidelim. Doğru mu başkanım? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu benim fikrim veyahut da İbrahim Bey'in fikriyle değil. Bu referanduma eğer ki belediyeleri biz kapatacaksak yahut da birleştireceksek yahut da bir noktaya getireceksek ya bunu en erken zamanda referanduma götürsünler ve bu kavgayı bitirelim artık biz. Bana göre yerel yapılanmadır doğru olan. Yerel yapılanmada yerelin demokratik gelişimi noktasında gidip sandığa kendi hizmet edildiğini seçmesi noktasında kendi yerel sorunlarını plana getirip yerel kalkınma stratejilerini üretmesi noktasında bir de her yerelin kalkınma olayı aynı değildir. Bir bölge vardır ki yeşil sulu tarımdan. Mesela ben söyleyeyim Beyarmudu Belediyesi evet. Biraz daha farklıdır. Daha farklı sulu yapısı var. Avrupa Birliği'ne daha açıktır. Tabii. Proje bazında. Bir Paşaköy vardır. İşte Vadili var, İlönü vardır. Beyarmudu gibi değildir. Evet. Aynı kefeye nasıl koyacağız? Benim bildiğim... Bunların kendi iktisadi stratejilerine göre kendiler stratejilerini ortaya koyup kalkınma noktasında öngörülerini ortaya koymaları lazım. Bu da yerelde olursa ve küçük birimlerin projelerde, öngörülerde bütünleşmesi daha etkin olur. Burada benim tabii bu şey, görüşüm budur ama bu görüşüm biz de çıkacağız. Halka anlatacağız. Bunu birleştirme noktasında onlar da çıkıp halka anlatacak. Referandum sonucuna göre de verilen kararı ifade edeceğiz. Bunu bir yerde siyasi erkin de kendi kararına bırakmamak gerekir. Yani siyasi erkin siyasi düşünebiliyor. Tabii. Siyasi doğal olarak yani. Ona da bırakmamak evet. Lazım. Zaten ben başka bir şey söyleyeyim. Bu yerelde özellik daha biraz özerk yapında etkin hale getirilmesi lazım. Yani biz böyle merkezi yapılara hep meraklıyız. İşte oturarap kakarap bir yerde o kültür bizde vardır. Belediyeleri de Araplar, Arap noktasında şimdi hakaretli olmasın ama öyle görmemek lazım. Zaten, evet. Yani o noktada görmemek lazım belediyeleri de. Yukarıdan böyle idare edilen işte hükmedilen noktasından daha dışarıda daha kendi yerelinde daha özerk bir yapıya evet. Getirmek lazım. Şimdi bir siyasal baştan bir yapılanma söz konusu olabilir. Mesela Değirmenli'nin 17 tane köyü vardır. Hizmet veremez mesela. Tabii onun birkaç köyünü de işte öteki belediyelere takviye edip nüfus bazında bir denge sağlayabiliriz. Bilirsiniz. Yani bunun gibi bir de havuz sisteminde belediyenin aldığı şey Değirmenlik Belediyesi'nin aldığı 1,5 milyon aydaki olan paraya bizi de ortak edersiniz. Yani o zaman Osman'a şapur şubur bize gelince çok şükür olmasın yani. Çok iyi. Yani demek ki yarın Hakikat Gazetesi'nin manşeti bu anlamda evet. Belediyeler özertleşmeli. Evet. Destek tam yerinde olur. Doğru aynen mu? Aynen öyle. Özerk daha özerk bir yapıya gitmemiz gerekir. Yani şimdi daha yasakçı, daha içine kapandırmış bir belediyecilik olsa da olur, olmazsa da olur. Çünkü zaten muhtarlık var. Çok doğru. Yani bir zihniyet vardır. İşte kapatalım bizim eskiden gelen kapadın demişler okulları. Maarif dertten kurtulsun. Yani şimdi kapadın belediyeleri de İçişleri Bakanı dertten kurtulsun. O noktada olmamamız lazım. Peki. Başkanım süremiz bitti. Son cümlenizi alabilir miyim? Ne söylemek istersiniz? Özellikle genelde KKTC, özelde de Vadili. Hepinize de bu konuda teşekkür ederim. Özellikle Genç TV. Çok sağ olun. Sayın Güven Arıklı şahsınıza. Çok teşekkür ederim. Burada işte genel sorunları böyle hasbihal ettik.
dile getirdik. Eğer bizi duyup da anlayan varsa ve bize bir şey sormak isteyen varsa biz açığız. Kapılarımız evet. açık. Herkesi severiz. Herkese de buradan bol bol selamlar. Vadil halkına da buradan bol bol selamlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yeni dönemde tekrar buluşmak üzere. İnşallah, inşallah. Zaten yeni döneme kadar yine biz bu stüdyolarda beraber evet. olacağız. Konularımızda konuşacağız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Haftaya Bakış izleyicileri 3. periyotla birazdan karşınızda olacağız. Gazi Magos'a Belediye Başkanı Sayın İsmail Ertel karşımızda olacak. Bizi izlemeye devam edin. Evet, Haftaya Bakış izleyicileri, bugünkü 3. periyodumuzda yine çok önemli ve çok değerli bir konumuz var. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Kendisini çok fazla tanımıyorum. Çok fazla da diyaloğum olmadı. Sağ olsun bizi kırmadı. Bugün bu stüdyolarımıza geldi. Magosa'dan geldi. Aile yaşantısıyla, yaptığı icraatlarıyla, o bölgeye, Magosa bölgesine koymuş olduğu vizyonu ve misyonuyla çok farklı bir çehre yaratan, bizim de çok takdirimizi kazanan, hem basın mensubu olarak da hem bireysel anlamda da çok değer verdim aslında. İşte bu tür insanların bu memlekete katkı sağlayacağını dedirttiği bir noktada ki ismi size şu an karşınıza getiriyorum. Gazi Magosa Belediye Başkanı Sayın İsmail Ertel bugün konumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun. Bizi kırmadı. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Bize fırsat veriyorsunuz. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı söyleme fırsatı verdiniz. İyi iş yapanlar her zaman alkışlamak boynumuzun borcudur. Hele sizin gibi insanları da o bölgelerde, oralarda görmek en büyük arzumuz, isteğimiz. Allah yolunuzu tabii ki bu anlamda açık etsin diyoruz. Sayın Başkanım, Haziran ayında tabii ki yerel seçimlerimiz yapılacak. Şu an siz Gazi Magosa Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı adayısınız. Ama ilk önce sabah hükümet güven oyu aldı ve resmi olarak artık icraatlarına başlamaya, yürütmeye devam ediyor. İlk önce yeni hükümeti nasıl değerlendiririz? Ondan sonra belediyeciliğe geçelim efendim. Evet. Tabiatıyla 7 Ocak'ta yapılan seçimlerden sonra belli bir meclis aritmetiği ortaya çıktı. Birkaç alternatif hükümet kurulabilirdi. Ancak yapılan görüşmelerde gördüğüm kadarıyla böyle bir hükümet formülü ortaya çıktı. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çünkü kaybedecek zamanımız yoktur. Halkımız da hizmet beklemektedir. Gündemde olan ve süratle hükümetin alması gereken kararlar vardır. Hangi hükümet olursa olsun, özellikle bütçeyle ilgili bir hızlanma olması lazım. Tabii evet. Bu bizleri de, belediyeleri de doğrudan ilgilendiren bir konu. Yapacağımız bazı işlerin işte bütçenin, hükümetin bütçesinin onaylanmaması, gecikmesi durumunda. Dolayısıyla belediyelerinki de hizmette aksam oluyor aslında. Sizden kaynaklanıyor ama yaşanan siyasi kaos, belirsizlik. Onu insanlara fazla izah edemezsiniz. Hizmeti aksatmadan, ödemelerinizi yaparaktan yürümeniz lazım. Dolayısıyla süratle bugün onay alan, güven oyu alan hükümetin süratle işlerini yapacağına inanıyorum. Ve başarılı olmasını ümit ediyoruz. Başarılı olmasını inşallah diyelim. İstiyoruz tabii. Çünkü yani şu da var toplumda. Böyle alışık olmadığımız bir dörtlü koalisyon bir ilktir. İlktir, evet. Tabii koalisyonlar bazen zorluklarla beraber yürüyen görevlerdir. İkili koalisyonlar işte ortaklık zordur deniyor. Üçlü daha zor, dörtlü daha zor. Dolayısıyla onu görüyoruz şimdi. Tabiatıyla her bir kaos ülkemize, insanımıza yansıdığı için ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii partiler de zaman zaman yer değiştirir. Şu anda Ulusal Birlik Partisi'ne muhalefet görevi verildi. Ulusal Birlik Partisi'nin de bu ülkede deneyimleri, yaptıkları ortadadır. Yapıcı muhalefetinin faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun diyorum. Başkanım, adayız değil mi Haziran'da? Evet.
Onu evet, daha önce de birkaç kez ifade ettim. İfade ettiniz. Bir dönem daha yapmak istediğimi, yarım kalan işlerimizi ve ileriye dönük bir iki projeyi daha Mausa'da hayata geçirirsek iyi olur diye düşünüyorum. Hatta şunu da söyledim, bir dönem daha yeter. Yani bunu yalnız şahsım için değil, genellikle iki dönemden fazla yapılan görevlerde bir randıman performans düşüklüğü de yaşanır. Keşke siyasi anlamda da hükümet edenlere, siyasi partilerde milletvekili olanlara da ben söyleyeyim bunu, sirayet etse de aynı mantık olsa, bir sirkülasyon içerisinde yeni isimlerin de tecrübeliklerle beraber evet, harmanlansa daha güzel olacak diye düşünüyorum. Yani siyasi partilerin herkes kendine göre bir çalışma şekli vardır. Manifestolarını oluştururlar. Farklılıkları da olabilir. Yalnız belediye hizmetlerinde şehre hizmetler nedir? Ortadadır. İleriye dönük projelerde de hepsi hizmet odaklı olduğu için fazla siyasetin belediyelerde, yerel yönetimlerde olmaması lazım diye düşünüyorum. Bunu daha önce de düşündüğümüz için ben bağımsız aday oldum. Bu dönemde bağımsız olarak aday olacağımı İşim burada söylemek istedim. Hayırlısı olsun diyeyim şimdiden tekrar. Evet. Sayın Başkanım, şimdi ödemelerden bahsettiniz, bütçeden bahsettiniz. Benim aslında Gazi Magosu Belediyesi'nin siz geldikten sonra tabii ki yaptığı işleri birazdan konuşacağız muhakkak, yaptıklarınız ve planlarınızla, projelerinizle alakalı, ama neredeyse 5'te 1, 6'da 1 tutan bir bütçe var ki insanları emekli yaptınız. Bir 50 kişi yanılmıyorsam. Emekli tazminatı ödediniz. Tazminatı benim ödediniz. Göreve geldikten sonra 56 kişi. 56 kişi. Evet. Rakam da çok yüksek aslında ödenen. Yani bütçenizin belki de 6'da 1, 5'te 1. Milyonlar evet. Çok evet. 11 milyon yakın bir vardır, rakamdır. Evet. Ve bunu yaparken de, tazminat öderken de en güzeli, hiçbir siyasi partiyle ayırmadan, yani kimseye de zorluk çıkarttırmadan, hak eden hak ettiğini de verdiniz. Kesinlikle. Bunu normalde yapmayabilirdiniz de, geciktirebilirdiniz de, hizmet için de kullanabilirdiniz. Daha çok hizmet için, ama dediniz ki vatandaşların mağduriyetlerini giderme açısından aslında bu ödenmesi gerekiyor. Ve böyle bir katkıyı da sağlamamız şu an elzemdir, mecburiyetimizdir dedi. Bazı almış olduğunuz kararlar aslında bölge insanına çok da katkı sağlattırıyor. Ben o zamanlar o gelip bazı işlerim olduğunda dolaştığımda o tazminat alanların birçok kişiyle de konuştum aslında. Ve hepsi gerçekten size çok teşekkür ediyor. Yani dua ediyorlar da. Şimdi yapmış olduğunuz icraatlarda aslında öncelik neyi dile getiriyorsunuz? Sizin ekibiniz de çok güçlü. Ben ekibinizi de iyi kötü tanıyorum, duyuyorum da. Yani bir ağaç dallarıyla tabii ki daha güçlü ve meyveleri verdiği meyvelerledir, ama sizin dallarınız dediğimiz o ekibiniz, yaptığınız hizmetlerde meyveleriniz, bunlar nasıl bağdaştırıyorsunuz, nasıl birleştiriyorsunuz? Çünkü çok kısa zamanda o kadar muhteşem işler imza attınız ki, bunları birazdan konuşacağız. Evet. Hatta anlatabilirsiniz de, şunları da yaptık tarzında. Bu çok güzel bir çalışma ve stratejiyle bahsettiğiniz gibi yapılan işlerdir. Bunu nasıl beceriyorsunuz? Tabii şimdi benim kişisel olarak kamu görevine girdiğim yıllardan, 85 yılından beri kamu görevinde çalışan birisi olarak bütün neredeyse devlet dairelerinin değişik bölümlerinde çalışarak buralara geldim. Değişik hizmet noktalarında yani aslında. İşçi statüsünde zamanında tarımsal donatıma girdim. Atölyede yağın pasının içinde çalıştım. Sonra o atölyenin şefi oldum. Sonra şubenin şefi oldum. Mutfaktan derler ya. Dolayısıyla bir işçinin psikolojisini, bir atölyede çalışan temizlikçinin psikolojisini hem görerek hem yaşayarak bugünlere geldim. Arkasından işte bir mühendis olarak çalıştım. Arkasından daha sonra müdür oldum. Genel koordinatör oldum. Daha sonra milletvekili olduğum dönemde bütçe komitesinde yer aldım. O bütçe komitesinde görev yaparken bütün devletin çalışmasını öğrenmiş olduk. Bu görevlerden sonra tabii şimdi belediye başkanlığı görevi var. Bu benim için çok değişik bir deneyimdi. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Ben göreve geldiğimde çok büyük sıkıntılarla karşılaştığımı burada söyleyebilirim. Ama bunu hiçbir zaman ne personele yansıttım,
çevreme de yansıtmadım. Geçmiş belediye idarelerine daha suç yükleyerek bahaneler bulmadım. Başkalarının yaptığı gibi yani. Yani bu görevdir dedim. Evet. Bir görev değişikliğidir. Ben buradan aldım. Her ne şekilde aldıysam aldım. İleriye nasıl götürürüm anlayışıyla. Yani geçmiş benden önceki belediyeyi hiçbir zaman da idaresini kötülemeyi tercih etmedim. Belediye meclisi çok önemli bir organıdır belediyemizin, belediyelerin. Dolayısıyla onun işlevselliği benim için çok önemliydi. Bugüne kadar iyi bir şekilde belediye meclisini çalıştırdığımızı düşünüyorum. Muhalefet de vardı. Diğer üç parti de vardı. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi. Bu konuda o kadar hassasiyetim var benim. Dengeleri koruma adına söylüyorum bunu. Bize muhalefet gibi görünen Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin onayını her zaman alarak belediye meclisi toplantı kararlı tarihlerini çok belirledim. Önemli. Çünkü onların her zaman orada olmasını tercih ettim. Yapıcı eleştiri de olur. Evet. Yapıcı muhalefetin içinden bizim alabileceğimiz, öğrenebileceğimiz çok şey vardır. Zaman zaman dışarıdan, meclisten bahsetmiyorum, dışarıdan gereksiz, mesnetsiz eleştiriler de alırız. Onları da hoşgörüyle karşılarız. Ama belediye meclisinde oy birliğini her zaman tercih etmişimdir. Onun için ısrarcı olmuştum. Tabiatıyla zaman zaman oy çokluğu da olmuştur. Dolayısıyla hizmet odaklı bir düşünceyle bu noktaya geldik. Benden önceki idarede, 20 yıllık bir idarede oluşan personel kadrosuna bu bana oy verdi, bu bana oy vermedi, bu benim gibi düşünmez deyip o personeli takımın dışında tutmadım. Onlarla beraber çalışmanın yollarını hep aradım ve geldiğimiz noktada bu arkadaşları da verimli bir şekilde büyük oranda peki çalıştırıyoruz. Başkanım, hazırlıklı da geldiniz. Mesela ben bir oradaki vatandaş olsam, yurt dışına yeni geldim, sizi de tanımıyorum. Adaylık sürecinde 4 tane adayımız var, 5 tane aday oldu Gazi Magosu Belediye Başkanlığı için. Ben İsmail Ertel'e niye oy vereyim? Yani İsmail Ertel bu görev süresi içerisinde bizim bildiğimiz ama bir kez daha muhakkak vatandaşımız da sizin ağzınızdan duysun. İsmail Ertel göreve geldiğinden beri radikal ne gibi değişiklikler ve projeler ortaya koydu? Evet. Tabii şimdi birkaç yönden ele almak lazım konuyu. Belediye idaresini nasıl teşkilatlandıracaksınız? Bu çok önemlidir. İkincisi, yapacağınız hizmetler olan hizmetlerin dışından bahsediyorum. Temizlik, çöpleri toplama, suyun verilmesi gibi bilinen işlerin dışında hangi ihtiyaçlarla, projelerle yola devam edeceksiniz? Bu önemli çok projeler. Üçüncüsü, belediyenin mali durumu. Bu çok önemli. En önemlisi belki de. İdari kısmında belediyenin mevcut kadrolarını biz kullanıyoruz. Onun dışında 56 kişi emekli olurken belediyenin ihtiyacı olan personeli nasıl alabiliriz? Şu sıkıntımız oldu. Belediye personel yasası geçtikten sonra personel almak için sınav tüzüğünün geçirilmiş olması lazımdı. İşte yıllar oldu. O tüzük henüz hazır değil. Dolayısıyla bir belediyenin, bir belediye başkanının görevlendirebileceği işçi geçici işçilerdir. Biz onunla bunu götürüyoruz. Bir de sözleşmeli personel alabilirsiniz. 3-4 tane de personelimiz var böyle sözleşmeli. Mali durumuna gelince ben belediyeyi belli bir borcundan devraldım. Ama diğer belediyelere göre daha mı iyiydi? Daha iyiydi. Doğru. O mevcut mali tablodan daha iyi bir noktaya getirdiğimizi burada söyleyebiliyorum. Zaman zaman bizi eleştiriyorlar. İşte belediye battı. İşte Lefkoşa Belediyesi'ne benzedi gibi. Bunlar da araştırılmadan, konuşulmadan yazılan mesnetsiz muhalefetlerdir.
Ama mali durumumuz şu anda iyidir. Nasıl bozulur? Ayağınızı yorganınıza göre uzatmazsanız bozulabilir. Ama ben onu devamlı gözetiyorum. Muhasebe şube amirleriyle, muhasebede çalışan arkadaşlarla, şube amirleri, hani harcamaları yapan arkadaşlar, onlara da tasarruflu bir şekilde harcamaları yapmalarını söylüyoruz. Ha, tamamen parayı tutmayı tercih ederseniz yapacağınız şudur: hiç hizmet yapmayacaksınız, temizleyeceksiniz, çöpe alacaksınız. Ama bizim şu anda ona yakın yürüyen projemiz vardır. Kaldırımlar devam eder, mezarlığı büyütüyoruz, yürüyen projelerimiz vardır. Bunların büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği finansmanları da yapılan, yardımları da yapılan projelerdir. Ama 2 milyon aldığımız bir finans desteğine 2 milyon daha belediye bütçesinden koyup 4 milyona mesela Perşembe günleri açılan Perşembe Pazarı'nın tesisini yapmış olduk. Geçen ayda da açışını yaptık. TC Yardım Heyeti diyelim, koordinasyon ofisiyle evet, gelen paralarla aslında düşünün, ama siz belediyeden de katkı koyuyorsunuz. Oradan bahsediyorum. Perşembe Pazarı'nın bitirildiği gün 4 milyon civarında bir maliyeti oldu. Bizim Kalkınma ve Ekonomi Ofisi'nden aldığımız yardım 2 milyondu. 2 milyon da belediye bütçesinden koyduk. Bunun gibi diğer projelerde de 2 milyon alınır, 1,5 milyon alınır, işte 1,5-2 de şey verilir belediye bütçesinden. Dolayısıyla belediye bütçesinde bunlar vardır. Dolayısıyla biz bu dengeleri koruyarak ekonomik durumumuz da şu anda iyidir, projelerimiz yürüyor. Belediye başkanına niçin oy versinler diye bir şey sordunuz. Şimdi önümüzde yine seçim var. Yeni aday olacak olan ya da herhangi bir belediyede yeni aday olacak olan arkadaşların projelerle vatandaşın karşısına çıkması lazım. Demesi lazım ki ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Ne kadar dayanakları olan projelerdir bunlar. Bir de ne kadar inandırıcılığı olan projelerdir. Tabii ben o dönemi geçirmiş oldum şimdi. Çünkü beni daha çok yaptıklarımla insanlar test edecek ya da değerlendirecek. Dolayısıyla ben seçim öncesi söylediğim projelerin büyük bir kısmını yaptık ya da yapmak üzere, bitirmek üzereyiz. Bir iki taneye dokunamadığımızı ben biliyorum. O da işte hem karşılaştığım sıkıntılarla ilgilidir, beklenmedik olaylarla ilgilidir. Dolayısıyla hepsi Mavsa'nın ihtiyaçları olan projelerdi. Mesela Mezbaha bunlardan bir tanesidir. Ona dokunamadık, hiç başlayamadık. Ama bir hendek düzenleme projesi, Mavsa'nın turistik tarihi değerine çok büyük katkısı olacak olan, yıllarca her belediye başkan adayının kitapçığında yer alan bir projeydi. Biz onu başladık. Birçok engellere rağmen, sorunlara rağmen 5-6 ay gecikmeyle onu bitiriyoruz. Kültür sanata da çok önem veriyorsunuz aslında. Ben takip ediyorum sizi. O Mausa'nın kültür sanat başkenti olacak dediğimiz bir iddiamız vardı. Çünkü potansiyeli bunu gerektirir. Bunu biz bir Mausa'da bu kadar kültür sanat faaliyeti var, bunu tabii hakkımızdır, övünebiliriz, ama onun dışında bu şehrin bize yüklediği bir sorumluluktur bu. Bundan kaçamayız. Bu kadar potansiyel, tabii bu kadar potansiyelli bir şehirde bunu hakkını vererek bunu yapmamız lazım. Sanata, sanatçıya yerel yönetimin görevidir. Önünü açsın, bunları hazırlasın. Dolayısıyla biz kültür sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Hem sivil toplum örgütlerinden gelen projeleri destekleyerek, hem de sanatçıların bireysel olarak bize geldiği bütün projelerine değer vererek incelemeye alıyoruz. Peki başkanım, yani benim takip ettiğim bu Glapsides plajı, Derinye plajı, işte bunlar da aslında sizin yapmış olduğunuz projelerde evet, çok farkındalık yaratan. Biraz da bunlardan bize bahseder misiniz? Şimdi Mausa için şu söylem geliştiriliyor. Yani fark yarattı çünkü. Tabii Mausa bir denize sahili olan ama
denize bakmayan bir şehirdir gibi bir söylem. Biraz sırtını dönmüş. Ya sırtı, ben artık onu geride bıraktığım için onu söylemiyorum. Çünkü şimdi plaj olarak çok önemlidir. Bir tek Glapsides plajımız vardı. Kıbrıs'ın en güzel plajlarından biriydi. Orada bir çevre düzenleme projesi yaptık. Yani bölgenin kullanımını aslında disiplin altına alırken insanları oraya daha çok çekmeye çalıştık. İnsanların denize kolayca ulaşabileceği bir projeydi o. Başlangıcında bazı sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle de karşılaştık. İşte doğasını bozacağız, burası bir sulak alandır gibi bir muhalefetle karşılaştık, doğrudur. Bu sulak alanlar Çevre Koruma Dairesi'nin mevzuata göre kontrol altında, koruması altındadır. Ama biz sulak alanı tahrip edecek bir şey yapmadık orada. Bilakis bittikten sonra da şu anda bitmiş durumdadır. İnsanların büyük bir beğenisini kazanmıştır. Belirli yerlere beton yürüyüş yolları yapılmışken sulak alanın civarında da ahşaptan yapılmıştır. Tabii beton kelimesi insanları biraz ürkütüyor. Aslında o yürüyüş yollarını beton plakalar fabrikasyon olarak dökülüp oraya monte edilecekti. Tabii müteahhit firma onları yerinde döktü. Yani orada bir kazı, bir tahribat yoktur. Onlar istediği anda kaldırılabilir. Dolayısıyla ben Glapsides bölgesindeki o projenin çevreye bir zarar verdiğine katılmıyorum. Bayağı da güzel oldu. Akşamları insanların deniz kenarında yürüyebileceği aydınlatılmış bir yerdir de. Ancak işte buralara kuşlar gelir, göçmen kuşlar gelir. İşte aydınlatılırsa, çok insan gelirse bunlar rahatsız olur. O da aşılabilir. O göçmen kuşların geliş zamanları uzmanlar bize söylediğinde oraları tekrar disiplin edebiliriz. Onun dışında ihtiyacımız olan bir plaj daha vardı. Bunu da Gazimağusa Kaymakamlığı'nın hem önerisi hem de istişare ederek yaptığımız Silver Beach plajı oldu. Sahipsiz, bakımsız bir bölge olarak insanların çok kötü kullandığı bir bölgeydi. İlk talep de kaymakamlıktan geldi. Burayı size verelim. Burayı hem temiz hem de kontrollü tutabilirsiniz diye. Orayı biz Glapsides plajı kadar neredeyse güzel bir plaj olarak hizmete geçirdik. Orada da hiç kalıcı bir inşaatımız yoktur. Şemsiyeler vardır. Büfelerimiz vardır. Dolu dolu insanlarımız yaz mevsimini orada geçiriyor. İkinci yaptığımız plaj da bu. Bir de en son olarak Maraş bölgesindeki neredeyse en güzel plajlardan biri Derinya Halk Plajı'nı açtık. Bölge olarak çok güzel, deniz olarak çok güzel. Biz gerekli yatırımı da oraya yaparak işte Mayıs ayından Ekim ayına kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanı'yla bir anlaşma yaparak orayı da halkın hizmetine açtık. Yalnız girişte çıkışta kimlik soruluyor diye ondan da bir eleştiriler yani, aldık ama o da sorulsun yani, o kadar kimlik sorulsun yani, plajla yani ilgili bir sıkıntı yok ama geçiş yolu askeri bölgelerin içerisinde olduğu için bu kontrolün da yapılması güvenlik açısından gerekli görüldü. Yani belediyenin değil de güvenlik kuvvetlerinin bir ihtiyacı olarak ortaya çıktı. O da öyle. Ama insanlarımız ben gerçi Ağustos ayı içerisine biz onu geçen yıl hizmete hazırlayabildik. Hafta sonları 1000'e yakın insanlarımızın ziyaret ettiği bir plajdı. Şimdi bir plaj iken 3 plaja çıktık. Bir de bu yıl yani kısmet olursa seçimden sonra hayata geçireceğimiz denize yakın bir projemiz daha var. Bu da Gülseren plajı ile Serbest Liman arasındaki bir bölgeyi biz projesini yaptık. Oradan da insanlarımız karakol bölgesinden denize bir şekilde ulaşabilecek. Çok güzel. Başkanım, projelerin içerisinde benim dikkatimi çeken, biraz bu konulara meraklıyım ben de, Türkiye'deki Çanakkale Şehitliği'nin aslında minyatürü olan yine Gazimağusa. Bir seyircimiz Gazimağusa diye ısrarla yazışı yapıyor.
bazen biz bu kadar çok şeye takılmıyoruz. Gazisinin önemlidir. Gazi'yi koymak lazım ama Magusa ya da Magosa denmek tabii sizin için önemli olabilir. Diyor ki ısrarla diyor yine şey söylüyorsunuz. Gazi Magusa, tamam? Gazi Magusa bölgesi içerisinde aslında bir ara da içki içilen yerlerden biri gibi gözüküyordu. Atıl vaziyetteydi. Benim çok hoşuma gitmişti bu orayı. Çok güzel peyzajlaştırdınız mesela. Çok hoştu. Orayı aslında topluma kazandırdınız. Ben bunu da merak ediyorum. Yani buradaki o hassas duygular niye daha önceden böyle bir şey yapılmadı? Burası atıl vaziyette kaldı da sonuçta burası bizim bir şehitliğimiz. Yani illa İsmail Erter'in mi gelip de bunu düzeltmesi gerekiyordu? Şimdi, yine burada bir siyaset olabilir mi aslında? Kötü düşünmeyelim ama bunu da düşünmekte de fayda var. Çünkü herkes kendi duyguları, maneviyatıyla beraber yaptığı işlere bunları dökebiliyor. Şimdi hem kendinizin olaya bakış açınız çok önemlidir. Bir de insanların nabzını tutuyorum derler ya, budur işte. Yani ben o bölgelerin her bir vukuat olduğunda polis ekiplerinin o bölgede suçlu aradıklarını defalarca gördüm. Hemen oraya giderler, orada defalarca. Defalarca gördüm. Hep polis devriyelerinin her zaman oralardan geçtiğini gördük. Karanlık da bir bölgeydi, ormanlık bir bölgeydi. Çanakkale şehitliğinden bahsediyorum. Dolayısıyla yıl dönümünden yıl dönümüne şehitleri anma günlerinde biraz bakıma alınırdı. Ama şimdi şehre kazanılmış bir çevre düzenleme projesiyle hem şehitlik pırıl pırıl oldu. Etrafı peyzajı ve rekreasyon alanı olarak düzenlenerek insanlarımızın Çamlık bölümünde piknik yaptığını da görüyoruz. Hele hele yaz aylarında, sıcak günlerde ağaçların altında insanlarımız vakit geçirebiliyorlar. Etrafında yürüyüş yapan insanlarımızı görüyoruz. Daha da güzelliği Türkiye'den gelen turlarda turların programına alınmıştır. Çok Çanakkale güzel, çok önemli. Yani otobüsler, şey, evet. Otobüsler gelip turistler orada iner, bakar, görür, ziyaret edilen bir yerimiz oldu. Hendek de buna benzer bir yapıdaydı. O da kontrolsüz ve bakımsız bir şekildeydi. Orada da suç işleyenlerin saklanma yerleriydi. Orayı da şimdi göz önüne pırıl pırıl bir yer olarak çıkardık. Birkaç yer daha var Mausa'da. Sıra onlarda da şimdi. Peki başka mesela birkaç yer var derken dupleks bu sosyal konutlar parkı aslında bölgenin en önemli ve en büyük parklarından bir tanesi. Burada bir iyileştirmeniz olmuş. Şimdi şehir büyüyor. Büyüyor. Büyürken ihtiyaçları da büyür. Ve hep ben her fırsatta söylerim. Bu ihtiyaçlar da bölge bölgede çeşitli çeşitli oluyor. Dolayısıyla her bölgede park yapacağız dedik. Ben o bizim projelerimiz arasında bunu böyle geçtim. Yalnız her bölgede olsa bile eğer bakımsız ise insanların gitmeyi tercih etmediği bir park ise onun artık park özelliği yoktur. Sosyal konutlar bölgesindeki park Mausa'nın en büyük parklarından biriydi. Ama yıllarca artık vatandaşın isteğine hizmet veremez durumdaydı. Orada belki geçerken fark etmişsiniz bir duvar vardı. İşte kötü kötü yazılar da yazılırdı. Evet, evet, maalesef. Tamam, şimdi biz orayı toparladık. Peyzajını düzenledik. İçinde yürüyüş yolları yaptık. Belediyenin çalıştıracağı bir büfe koyacağız. İnsanlar çocuklarını gelip orada gezdirebilecek, kendileri oturabilecek. En önemlisi oraya güvenlikten sorumlu personel de koyacağız. Bu çok önemli, evet. Bu böyle. Başka ne yaptınız diye soruyorsunuz. Bir şey daha geldi hemen aklıma. Yağmur, selli yağmurlardan sonra Mausa büyük sıkıntı yaşardı. Bütün şehirlerimizde vardır bu problem. Bu 4 yıl içerisinde hangi bölgelerde sorun nedir? Niçin bu kadar su birikir ya da evlerin için sular basar deyip onun üzerinde yere müdahale ettik proje anlamında ve çok büyük bir kısmı o sorunun çözülmüştü. Artık yağmur yağdığında Mausa'da sellerden, sağanak yağışlardan dolayı sular altında kalmaz Mausa.
Ama esnaf bu anlamda o zaman bayram ödüyor. Ama Sanamis yolunda şu anda büyük bir projemiz var orada. Bir noktada bir sıkıntı vardır. Ama boru çapıyla ilgilidir o da. Şimdi bu projeyi yaparken onu da toparlayacağız. Dolayısıyla geriye kalan bundan sonra yağmur drenajının rogarlarının sürekli temiz tutulması. Bunu sağladığımız sürece artık Mausa'da yağmur sularıyla ilgili bir sıkıntımız olmaz. O da büyük bir projeydi bizim için. Organize hayvancılık bölgesi mevcut. Orada da yıllarca üreticilerin sıkıntıları vardı. Yol, su, elektrik. Şimdi yollarını bir şekilde tamir ettikten sonra büyük bir projeyle oraya suyu götürdük. Herkesin ağılının olduğu yere artık su sayacı bağlayarak sularını verebileceğiz. Elektrikle ilgili kısmını da Tarım Bakanlığı'yla geçmişte temasımız oldu. Şu andan sonra o hamleyle de orası bitecek. Bunu genişletmek için de bir girişimimiz vardır. Çünkü özellikle Tuzla bölgesinde artık yerleşim alanı içerisinde bulunan 8-10 tane ağıl vardır. Bunlar büyük bir sorundur. Tabii mahkemeye verip bunları buradan çıkaracağız. Günün sonunda olacak olan odur ama onun öncesinde bu üretici arkadaşlara size gelin filan yerde ağıl yeriniz hazırdır. Yani mağdur etmeden bu işi aslında çözmek gerekiyor. Sonuçta bölgenin insanları onlar da. Yani üreticidir. Ama bunlar yıllar önce yapılması gereken şeylerdi. Şimdi zaman zaman bizi eleştirirler. İşte şurası öyleydi, burası böyleydi. Tamam güzel de yani hepsini, 20 sene önce hepsini bir anda yapamazsınız. Belki de geçmişte çok önemli değil. Şimdi önemlidir. Süratle yapıyoruz. Ama bir şey daha başardık biz. Bu iyi tarafından bakıyorum bunu pozitife çevirmek için. 4 yıldır görevdeyim. 4 yıldır insanlarımız proje konuşur, belediye konuşur. Dolayısıyla bu iyi bir şeydir. İnsanların artık proje odaklı konuşması, hatta eleştirmesi, artık şehirde projelerin konuşuluyor olması demek ki bir yerden bir yere getirdiniz. Taşımışızdır. Bu da bizi mutlu eder. Biz yolumuza son sürat çalışıyoruz. Ben belediye personeline, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma her zaman teşekkür ederim. Zaman zaman hem fikir olmadığımız konular olsa bile onların orta yolunu bulabiliyoruz. Mausa Belediyesi değil, bütün belediyelerde siyasetten uzak bir idarenin olması lazım. Onun için bağımsızlığı ben ön plana çıkarıyorum. Yoksa herhangi bir siyasi partinin adayı belediye başkanlığını kazandı dediğinizde o siyasi partiye sıcak bakmayan insanların hali ne olur? Onu düşünmek lazım. O şehirde yaşayacak, size vergi verecek ama sizin gibi düşünmez diye hizmetten mağdur olacak. Olmaz böyle bir şey. Dolayısıyla siyasetten uzak bir idareyle idare edilmesi lazım. Belediye meclisinde temsiliyetler vardır. Dolayısıyla en büyük yüksek organı da belediye meclisi olduğu için o temsiliyetle şehri idare edeceksiniz. Başkanım, süremizin sonuna geldi. Arkadaşlar mesaj attı ama ben bunları söylemeden geçemeyeceğim. Bunu da nereden buldum? Sizin daha önceki mülakatınızda, ben evlerimi çalışırım çünkü çıkaracağım konukla ilgili hazırlık yaparım. Önümüzdeki dönem için önceliklerimiz diye bir sıralamanız vardı. Müsaade ederseniz ben buradan okuyayım. Tabii. Çünkü konuştuğumuzda vakit de yetmeyecek ama bir sonraki dönemde muhakkak konuşacağız. Bunu es geçmek istemiyorum. Çok önemli projeler çünkü. Topçu Bulvarı, Eşref Bitlis Caddesi düzenleme projesi, parantez içinde Yaşam Hastanesi'nin olduğu cadde, Deniz Plaza'nın olduğu cadde, Serbest Limanı'nın kapısına kadar. Bir diğeri Gazi Magosa Eğlence Parkı projesi, parantez içinde yine açık hava eğlence, spor, rekreasyon alanı ve Luna Park. Kapatıyoruz parantezimizi. Diğeri Gülseren Göleti Doğal Yaşam Parkı projesi, diğeri Kapalı Yüzme Havuz projesi, diğeri Yeni Mezbaha ve Hal projesi, bir diğeri Gazi Magosa Terminal projesi, bir diğeri Yaşam Evi projesi, parantez içinde evsiz, ihtiyaçlı, bakıma muhtaç insanların, kimsesiz çocukların yaşayabileceği bir tesis, bir diğeri ileri teknoloji temizlik filosu, bir diğeri Çanakkale Gölet ıslahı diye projelerimiz devam ediyor. Ben eminim ki bunlara yenilere de eklenecektir. Efendim, çok teşekkür ediyorum.
Yani ben gönül ister ki konuşacağımız o kadar çok konularımız var ki muhakkak. Ben bir dahaki programımızda muhakkak süremizi daha uzun tutmak isteyeceğim. Çünkü konular yetmiyor. Yaptıklarınız, yapacaklarınız, eminim ki siz de hazırlıklı geldiniz. Bu bizim bir antrenmanımız olsun. Evet. Bir sonraki programda daha çok konuları konuşacağız. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederken ileriye dönük projelerimizden siz bahsettiniz. Bunların içerisinde hepsi önemli. Yalnız bir tanesinin altını ben çizmek isterim. Belediye hizmetleri, özellikle temizlik ve diğer hizmetlerde mekanize olmamız lazım. Yani bunu hep söylerim. Bir salamis yolunu 3-5 personelle süpürerek temizlemek mümkün değil. Süpürge makineleriyle. Şu anda 2-3 tane var. Ama şehir için artık filolardan bahsetmemiz lazım. Dolayısıyla el gücüyle, iş gücüyle değil de mekanize bir ekiplerle bu işleri, hizmetleri yürütmek lazım. Verim daha çoğalabilir. Dolayısıyla tabii bu önemlidir çok. Bunu burada söylemek isterim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda bıraktığımız yerden şeref devam ederiz. Efendim. Çok sağ olun. Evet sayın seyirciler, Sayın İsmail Başkanımızla beraber gündemimizi oluşturduk, konuştuk. Konuştuklarımızı yarın Hakikat Gazetesi'nde ve Kıbrıs Hakikat internet sitesinde yarın muhakkak takibini yaparsınız. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.